Herkese iyi akşamlar. Sıra dışı akıl oyunlarına hoş geldiniz. Bu akşam yine aklın sınırlarını zorlayacağız, zorlamaya çalışacağız. Aklınız varsa bizi izleyin diyelim. Çünkü kaçırmayın, çok önemli. Müthiş bir beyin jimnastiği yapacağız. Ufuk turu yapacağız, zirvelere ulaşacağız. Hatta programa başlamadan önce ben dedim ki sevgili konuklarımıza, hani programa başlarken şöyle bir şey demek geçiyor içimden. Hadi emniyet kemerlerinizi bağlayın, uçuşa geçiyoruz. Uçmak kötü bir şey değil. Türkçe'de başka manada kullanılıyor ama ben uçalım istiyorum. Aşıklar da uçuyor. Aşıklar da uçar. Evet. Nezat Hocam hoş geldiniz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Eyvallah. Şimdi bu akşam gerçek nedir, hayal nedir bunu konuşacağız. Bunun içerisinde rüya olacak, hayal olacak, hayat olacak, kuantum olacak. Tüm bunlara bakacağız. Şimdi sorulan sorular sıra dışı olacak. Hani diyorum ya, aklın sınırlarını zorlayacağız. Mantıksız gibi görülebilen sorulardan neler çıkacak göreceksiniz. Bunu niye söyledim? Şu yüzden. Biz şu anda gerçek alemde miyiz, hayal aleminde miyiz? Şimdi gerçeklik, üç gerçeklik var. Bir madde gerçekliği, şu yaşadığımız gerçeklik. Bir rüya gerçekliği, bir de hayal gerçekliği. Yani biz gündüz rüyaları da görüyoruz. Dalıp gidiyoruz. Hayal kırıklığının aslında gündüz rüyası. Yani bu bir gerçeklik. O anda uzaya gidiyorsun. Uyanıkken uyanıkken gündüz rüyası. Uyanıkken görüyorsun. Dünyayı geziyorsun. Uzaya gidiyorsun. Başbakan oluyorsun. Savaşlar başlatıyorsun. Tabii. Savaşlar bitiyorsun. Ondan sonra birisi adını seslediğin zaman hemen dönüyorsun. Bu şey hayal dünyası. Yani. Hayal gerçekliğinden fiziksel gerçekliğe geçiyor. Ya da daha anlaşılır bir hale getirelim. Ne bileyim, bir vasıtaya biniyorsunuz, bir yerde işiniz var, halletmeye gidiyorsunuz, problemli bir iş, bir an dalıyorsunuz, gidiyorsunuz, orada adamla konuşuyorsunuz, olmaz diyor size, bilmem ne, itiraz ediyorsunuz, sonra bir şey söylüyorsunuz, oluyor falan, tamam gitme, bunların hepsini yaşıyorsunuz, önceden oraya gitmeden yaşıyorsunuz, görüyorsunuz, sonra durağa geldiniz, iniyorsunuz, işte gidiyorsunuz, gerçeklik başlıyor. İşte bir, diyelim bir ekstaz alıyorsunuz, uyuşturucu alıyorsunuz, kişi birdenbire kendisini uçuyor gibi hissediyor. Dünyanın uzayda geziyor gibi hissediyor. Gayet mutlu hissediyor kendisini. Gayet yani olağanüstü bir duygu da hissediyor. İlacın tesiri geçtiği zaman daha yere düşüyor. Yere düşüyor. Şimdi bu ne oluyor? Demek ki bizim gerçeklik dediğimiz şey sadece bir illüzyon. Yani madde dediğimiz şey aslında sadece bizim algılama biçimimiz. O andaki algı pozisyonumuz bizi gerçek yapıyor, hayal yapıyor. Bunu bozan bir şey olduğu zaman beyni etkileyen, bu sınırlar kayboluyor. Zaten gerçeklik dediğimiz şey kişinin çocukluğundan itibaren öğrenilen bir şey. Yani çocukta soyut düşünce, somut düşünce farkı yoktur. Hatta ben öyle bir hastamıza şey yapmıştım. Yani böyle ders çalışmasını motive etmek için yani soyut somut ayrımını çok fazla yapamayan birisiydi. Susat boş durma demiştim. O gitmiş sucu aramış, sucu işine girmiş. Yani burada susat boş durmanın şey anlamını, evet, soyut anlamını anlamamış. Yani onu bir şey somutlaştırmış, olarak somutlaştırmış, direkt sucu olmaya söyledi doktor diye onu araştırmış. Şimdi bu işte soyut düşünce yeteneğinin kişide, somut düşünce yeteneğinin insanda öğrenilen bir durum olmasıyla ilgili. Akıl sağlığı bozuk insanlar soyut somut farkını karıştırdıkları için akıl sağlıkları bozuluyor yahut da çocuk oluyorlar. Çocuk da hayalle gerçeğe, somutla soyutu karıştırdığı için, gerçeklik duygusu olmadığı için çocuk oluyor. Hı hı. Yani çocuğun yaptığı davranışları 20 yaşında bir insan yapsa bu akıl hastası dersiniz o derece. Yani hayal, gerçek ve fiziksel madde dediğimiz şey bir boyutu da bunun, neden ortaya çıkıyor bu? Niye diğer canlılarda yok, insanda var? Peki bu ortaya çıkıyor. Biz rüyalar gerçeklikse, biz uyanık olduğumuzu düşündüğümüz zamanda hayal alemindeysek? Uyanık, şimdi kişi uyanık olduğunu hissettiği zaman, şimdi bazı algı kusurları vardır. Yani kişi algılama kusurları vardır. Yani kendisi en derin uykuda olduğu halde kendisini uyanık diye algılar. Rüyasında kendisini uyanık görür. Hı hı. Uyandırılsa o anda gerçek olay gibi onu anlatır. Hı hı. Buna şey deniyor. Uyandığı zaman da onun devam ettiğini hissetmesine alacakaranlık durumu deniyor.
Yani bilinç tam aydınlık da değil, tam karanlık değil. Ara bir duruma giriyor. Kişi uykudan uyanırken sesler duyuyor. Yani rüyadaki sesler gerçekteki sesler gibi o anda algılıyor. Yürüyüp gidebiliyor böyle. Ben bu eskiden bilirsiniz mavi kart denen bir kart vardı. Otobüslere bindiğiniz bir kart. Öğrencilik dönemimde bir mavi kartım oldu. Bu o kadar hoş bir şeydi ki, bir otobüse bedava biniyorsunuz, istediğiniz yere gidiyorsunuz, istediğiniz kadar biniyorsunuz tabii. Gösterip biniyorsunuz. O günlerde daha çocuğum, ortaokul ya da lise başları falan. O günlerde bir rüya gördüm. Daha yeni mavi kart sahibi olmuşum. Bakkala gidiyorum, alışveriş yapıyorum, mavi kartı gösteriyorum, alıp çıkıyorum. İşte gidiyorum kıyafet alıyorum, mavi kartı gösterip çıkıyorum. Fakat bunu görürken rüyada bu gerçek mi değil mi arasında kalıyorum. Rüyada bu gerçek mi değil mi arasında kalınıyorum. Uyandığım zaman da bir süre mavi kartla gerçekten bakkaldan da bedava alışveriş yapılıyor muydu? Evet. Tabii tabii. Düşüncesinde kalıyorsun. Böyle bir şey. Tabii işte o bilinç, mavi kart rüyası. Ona farklı bilinç durumu deniyor. Kişi yani normal bilinç durumunda uyanıklık bilinci, uykudaki bilinç durumu diye farklı bilinç durumunda deniliyor. O kişi o anda kendisini uykuyla uyanıklık arasındaki evet, bir yeni duruma adaptasyon sağlayamıyor. Adaptasyon sağlayamıyor. Hastalıklarda bu oluyor işte. Yani kişi öyle farklı bilinç durumu oluşuyor. Kişi farklı beyni farklı çalıştığı için farklı davranıyor. Yani hatta öyle ki yani beynin ortasında korpus kalozum bölgesi var. Orası ameliyatta kesildiği zaman yani kazayla ayrık beyin çalışması. Beynin yarısı farklı, yarısı farklı çalışıyor. Mesela mantıksal beyni git raftan bir çikolata al diyor. Duygusal beyni yani iki beyin ayrı çalıştığı için o gidip onu almayı içeriden halledemiyor. Eli sol elini çekiyor alma diye. Allah kişinin. Allah. Yani ayrık beyin deneylerinde yani kişinin beyninin ortasındaki o iki beyin bağlantısı kesildiği zaman oluyor. Yani birisi beynin bir tarafı yap diyor, diğer tarafı yapma diyor. Bunu insan normalde içeride düşünüp yapıyor ve son kararı birlikte tabii veriyor. O son kararı alıyor ya da almıyor. Alıyor ya almıyor. Onun yerine ayrık beyinde çekiyor. Yani ayrık beyin olanlarda yatağa yatıyor, uyuyor, yanında birisi var zannediyor. Vücudunun yarısını yabancı görüyor. İhmal sendromu deniyor ona. Allah Allah. Vücudunun bir kısmı beynin yarısı bağlantısı çalıştığı için ihmal sendromu dediğimiz yani vücudu iki yatakta iki kişi var gibi algılıyor kendisini. Ya yani bu beynin gözlem deneyler sonucu ortaya çıkıyor. Bir daha birleşiyor mu? Ona yeniden öğretmek gerekiyor kişiye. Bunu tekrar mesela fantom fenomeni diye bir hastalık var. Hayalet fenomeni. Yani ortopedistler çok rastlar bunu. Kolu bacağı kesildikten sonra olmayan kolunun ağrısını hisseder kişi. Ya ameliyat olur, kolu yoktur, kolum ağrıyor der. Doktora gider, kolun yok der. Nasıl olma ağrıyor der. Bir kişinin kolunun kesildiğini bilinci biliyor ama beyni bilmiyor. Beyni bilmiyor, beyni kolu var diye biliyor ve ağrıyı hissediyor. Onun üzerine onun tedavisi çok basit. İlaç falan ağrıyı kesmez. Onu çok diyor, adamın ayağı kesik, parmaklarım kaşınıyor, kaşısana diyor. Diyor. İşte o orada beynin onu algılamamasıyla ilgili ayna tedavisi yapılıyor ona. Olmayan kolunun yerine ayna konuluyor. Sağ kolunu kaldır deyince hiçbir şey kalkmıyor. Sol kolunu kaldır deyince ikisi birden kalkıyor. Yani algıları düzelterek beynim kolum kesilmiş yok hakikaten diye kabulleniyor ve ağrı geçiyor. Bak düşün yani ağrı kesiciyle değil algıyla düzeltiyorsunuz. Yani algı bu nedenle insanın beyninin fonksiyonunda çok önemli. Algıları kişinin algıları kişiliğini oluşturuyor. Algıları ya yani beynimizin öyle ilginç bir şeyi vardır. Mesela siz bir evde oturuyorsunuz. Evde odanın camı kırıksa, kapısı kilitsizse rahat edemezsiniz, güvende hissedemezsiniz. Onları tamamlayarak kendiniz oturabilirsiniz. Beyin de eksik bilgiyi beyinde tamam kapatamıyor. Eksik bilgiyi muhakkak beyin tamamlayarak onu tamamlanmış bilgi olursa o dosyayı kapatıyor beyinde. Yoksa kapatamıyor. O bilgi beyinde tekrarlayan eksik bir çözülmemiş travma şeklinde devam ediyor. Çözülmemiş bilgi şeklinde devam ediyor. Beyni yoruyor devamlı. Hı hı. Mantıksal tamamlama gerekiyor bu nedenle. Mehmet Ali Bey. Esasında ben hani gerçeklik diye bir şey yok diyorum kendi kendime. Çünkü her şey diyebilirsiniz. Evet her şey. Çünkü bu bir tebeidir veya izafidir. Yani üç tane fenomen var. Ruh, beden ve eşya.
Yani şimdi eşyanın kendisine ait bir görüntüsü var ama bunu ben algılıyorum. Siz başka algılarsınız, öbürü başka algılar. Bunu o şekilde algılamak benim hazırlık durumuma bağlıdır. Yani eğer canım ya da bir bilgiye bağlı. Ya bilgiye bağlıdır. Yani benim durumuma bağlıdır. Veyahut da diyelim ki işte hocam şimdi az önce anlattığı gibi içimdeki düzeneklere bağlıdır. Gözüm rahatsızsa başka türlü görür. Renk ayrımını yapamıyorsa gözüm başka türlü görür. Veya bir psikolojik sıkıntı varsa bende başka türlü görür. Dolayısıyla gerçeklik hakikaten bir reel gerçeklik yoktur. Yani reel gerçeklik tabii fizik gerçeklik dediğimiz hani burada bir bardak duruyor. Ama bu bardağın bardak olması benim onu anlamamla ilgilidir. Ben onun bardak olduğunu bildiğim için bardaktır. Bunun bardak olmayan bir olduğunu, bunun bardak olduğunu bilmeyen birisi hayır, buna baksa. Zaten benim için kupadır. Belki hocam için de saplı fincandır. Ha saplı fincan. İşte dediğim yani, gibi. Beyindeki yani karşılığı, bunun, beyindeki karşılığı odur. Bunun anlamı için olması için bunun daha önceden bana bu şekilde tanımlanmış, tanıtılmış olması gerekir. Ama bu da tebeyi işte dediğim, benim tebeyi dediğim benim içerideki düzeneklerime bağlı. Bunun hakikati veya varlığı veya görüntüsü benim ona atfettiğim şeye bağlıdır. Şimdi mesela az önce rüyalara girdi. Mesela Ayşe. Evet. Benim annem. Evet. Ama babam için başka bir şey. Onun karısı. Evet. İşte babası için onun kızı. Her birimizin zihninde başka bir Ayşe var. Evet. Dolayısıyla yani biz Ayşe'ye baktığımız zaman aynı şeyi görmüyoruz. Tabii. Yani beynimizin algıladığıyla bizim söylediklerimiz aynısı olması şart değil. Yani gerçeklik algısı değişebiliyor bunun için. Yani gerçeklik algısının değişebilmesi Budist rahiplerde bir deney yapılıyor. Budist rahiplerde hatta Tanrı geni diye beyinde Tanrı merkezi diye adlandırılan merkezin iddiasını da savunan bir Philadelphia Üniversitesi'nde yapılan bir Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan bir deney var. Burada yani Budist rahiplerin üzerine 256 elektrotluk beyine kablolar takılıyor. Kişiye o şey halini, vecd haline girdiği zaman, kendinden geçme, trans haline girdiği zaman Budist rahip beyinde neler oluyor onu araştırıyorlar. Beyinde o kişinin şu hisleri yaşadığı zaman, kişilik sınırlarının ortadan kalktığını hissettiği zaman, bütün isteklerinin karşılandığını, bütün ihtiyaçların giderildiğini hissettiği zaman öyle bir trans halindeyken bunu hissediyor. O anda beynin ön bölgesinde bir alan aktif olarak çalışmaya başlıyor. Ve o anda müthiş bir kişilik sınırları ortadan kalkmış, evrenle entegre olmuş gibi hissediyor. Bütünleşmiş gibi hissediyor. Kişiliğin işte aşıklarda da onda o duygu vardır. Kişilik sınırları ortadan kalkmış, aşık oluyor kişiyle birdenbire bir yapışmış gibi. Yani belki Mevlana'nın da beyni öyle çalışıyordu. O anda beynin bir bölgesi aktif hale çalışıyor, müthiş mutluluk hormonu salgılıyor. Kişi rahatlıyor, vecd haline giriyor ve müthiş bir huzur hissediyor. Bu o anda gerçeklik kayboluyor kişide. Yani beyindeki aşık olan kişiyle Budist rahipteki o dini gerekçeler, dini yönelimle o duyguyu hissetmesi bir insanın beyinde benzer aktiviteyi yapıyor. Yani bu evrendeki enerjiyle kişideki enerji arasında bir o anda bir etki, bir birleşme var ve beyinde aktif bir hale geçiyor. Kişi bunu mistik deneyim şeklinde yapabiliyor bunu. Yani bu bir gerçeklik diye o anda değişiyor. Kişilik ortadan kalkıyor. Yani o anda o kişi at desen atar kendisini bir taraftan. Asıl o değil miyiz hocam? Evet. Biz asıl oyuz. Yani asıl o evrenin bütün canıyla birlikte hareket eden veya kendisini ona monte etmiş, onunla birlikte hareket eden asıl o değil miyiz? İşte asıl aslık buluyor kendi iradesiyle insan. Evet. Normalde insan yani evren ilk yaratılışta onun bütünün bir parçası. Ama yani insana farklı bir irade, cüz'i bir irade verilerek kendini yaratana kafa tutmak özelliği vermiş. İşte o cüz'i irade. Tabii. Mesela bizi okyanusun içinde damla olma hissiyatını veriyor. Kafa tutma özelliği yani vermiş. Esas biz okyanusu oluşturan bir bütünüz. Yani o bütünün içerisinde bir damlayız. Fakat bizde bir damla yani o zar oluşup kendimizi bir damla kabul etmemiz şöyle diyeyim. Hı. Mesela portakal dilimini kestiğiniz zaman onun içinde paketçikler var. Ne kadar şey yapsanız gözlemseniz hep paketçikler var. Esasında baktığınız zaman bir dilimdir.
eşya, evren, kainat hepsi aynı enerjidir. Ama bunlar bir tür paketçikler. Yani cüz-i irade dediğimiz veya kişilik dediğimiz bir takım paketçiklerdir. Ama yoğun baktığınız zaman esasında hepimiz bir canın bir ruhuyuz. Veya bir canın bir parçasıyız. Bu parça da parça olarak algılanmamız bir lütuf. Kendimizi ayrı bir parça olarak algılamamız bir lütuf. Yoksa hepimiz bu evrensel bütünün içerisindeki bir damlayız. Bu Necip Fazıl böyle bir anda çok güzel bir şiir yazmış. Yani ilahi irade elinde bir kamışım, ben hayazmışım, hayazmamışım. Ya. Ne güzel. Evet. İlahi irade elinde bir kamışım, ben hayazmışım, hayazmamışım. Yazdığı şiirlerde işte o anda o vecd halinde. Nereden geliyor peki o? Hayal mi gerçek mi? Yani. İşte hayal mi gerçek mi? Nereden geliyor? İşte hayal mi gerçek? Yani o kişi, bak Mozart'ta da var bu. Yani o duyguyu yaşadığı zaman hiç kimsenin düşünemediği bir bilgiye ulaşıyor. Nerede? Evrensel akıştan geliyor o kişiye. O bilgi, yani paralel o kişi, evren. İnsanın ürettiği bilgi değil o işte. Kuantum evren bilgisi o. Evet, paralel yok. Evrenden. O evren, bir bilgi aynı anda hem var hem yok. Farklı seçenekler var. O kimse bulunduğu seçenekten çıkıyor, başka bir seçenekte evrendeki yüksek bilgiye ulaşıyor o kişi. Şimdi biraz önce kuliste siz daha henüz gelmemiştiniz. Hocamla bir şey paylaştım. Bir çalışma yapıyorum ben. Epey zamandır da işte o çalışma içerisinde bir şeyler okuyorum. Onlardan bir tanesi denk geldi. O da şu. Diyor ki Hazreti Adem için Adem'le eşini yarattık. Onlara da dedik ki şu meyveden yeme. Bu ağaçlardan ama şu ağacın meyvesini yeme. Fakat onlar şeytana uydular. Mealen söylüyorum. Şeytan dedi ki ya bu meyveden yersen ölümsüzleşirsin. Yani Allah senin işte ölümsüzleşmeni istemiyor vesaire gibi bir aldatmacayla onu kandırıyor ve yemin de ediyor şeytan. Onlar da gidiyorlar o meyveyi yiyorlar. Yedikleri andan itibaren işte ayet böyle anlatıyor. Üzerlerinde hiçbir şey kalmıyor. Üzerlerinde hiçbir şey kalmıyor. Ve onlar o hallerini görüyorlar. İşte örtünmeye çalışıyorlar vesaire. Bunun üzerine Allah da işte imtihanı kaybetmeleri falan söylüyor bilmem ne. Şimdi ben bunu okuduktan sonra kafamda bir şey çaktı. Belki daha önce birisi söylemiştir. Bilmiyorum. Ama ben de ilk defa bir yerden bir bilgi geldi. O da şu. Burada insan bir meyve yer de üzerlerindeki elbise yok olur mu? Olmaz. Demek ki şehveti körükleyen bir meyveydi o. Ne deniyor ona? Afrodizyak değil mi? Afrodizyak etkisi yüksek bir meyveydi. Bunu yedikten sonra birisi kadın olduğunu, birisi erkek olduğunu hissetti, fark etti. Duyguları kabardı. Bu duyguların kabarmasının sonrasında da bir eylem gerçekleşti. Yani afrodizyan neden olduğu bir eylem gerçekleşti. Zaten belki de bana göre, tırnak parantezi kapattım, şeytanın ölümsüzleşeceksin dediği de buydu, çoğalma. Afrodizyaklı bir meyve yendi, çıplaklıktan kasıt şehvet duygusunun ortaya çıkması, belirmesi, ölümsüzlükten kasıt da bu şehvetle birlikte gerçekleşen fiiliyattan meydana gelen çocuklar. Bu bana nereden geldi bilmiyorum mesela. Evet. Bir şimdi duygu, sezgisel bilgi. Buna önceki, rasyonel sezgi deniyor işte. Önceki halini rasyonel sezgi. Bir sözünüz bir şey. Rasyonel sezgi diyor. Mesela insanlık tarihinde 3 tane elma var. İnsanlık tarihini etkileyen. Biri Hazreti Adem'in elması. Diğeri Newton'un elması. O da sezgisel olarak. Diğeri de Apple'ın elması diyorlar. Şimdi bu yani insanlık tarihinde bir büyük dönüşüm şeyi var orada. Bir zevk metaforu var. O zevk burada elma sembol aslında. Hı hı. Yani bir zevk var kişinin. Hocam bir tane daha elma var. Paris'in elması. Öyle mi? Tabii yani o, biliyorsunuz Zeus bir davet verir. Bütün tanrılar çağırır. Kötülük tanrısını çağırmaz. Bunun üzerine o fitne tanrısı der ki ben o davete fitne düşüreceğim der. Altın bir elma yapar. Hera'nın, Athena'nın ve Hera, Athena ve Afrodit'in oturdukları masaya atar. En güzel alsın der. Ve elmadır o altın bir elma.
Ve tabii o alır, o alır, o der ki benim hakkımdır en güzel, benim, o alır, benim hakkımdır en güzel. Çünkü en güzel bunlar hepsi tanrıça, hepsi birer ilahe, dolayısıyla hepsi güzel. Geliyorlar Zeus'a, diyorlar ki elma kimin hakkıysa ona ver. Elma tabii birisi Zeus'un kızı, birisi karısı, birisi kız kardeşi. Hangisini tercih etsin? Ben bu işe karışmıyorum. Gidin diyor Paris'e. Elma şey, Gaz Dağı'nda tanrılardan olma bir şey var, genç var. Yarı insan, yarı tanrı. Ancak o ölçebilir. Hanginiz güzelsiniz, hanginiz değilsiniz. Tabii neticede Paris insan ve zayıf. Hangi tanrıçaya baksa onda kalıyor. Hangisine baksa onda kalıyor. En güzel o çünkü. Hani bu onun kapasitesi, algı kapasitesi, ilahı ölçebilecek kapasite değil. Hangisine bakarsa onda hayran kalıyor. Bunun üzerine elmayı kendilerine vermesi için propaganda yapıyorlar. Reklam başlıyor. Evet. Şey de buradan çıkıyormuş. Şeytan zaten orada açığa çıkıyor. Şeytan değil. Günümüz ekonomi reklam sistemi. Rekabet serbest piyasa. Serbest piyasa. Rekabet. Rekabet. İşte diyor ki Afrodit bana ver. Şey yok. Athena. Şimdi belki karıştırabilirim şimdi. Kapitalizm. Yıllarca önce diyor ki Athena diyor ki bana verirsen ben sana kıyamete kadar veya insanlık tarihi boyunca unutulmayacak bir savaş vereceğim. Öbürü diyor ki Hera bana verirsen sana bir zafer vaat ediyorum. Afrodit de diyor ki eğer elmayı bana verirsen ben sana kıyamete kadar veya sonsuza kadar yaşayacak bir aşk öneriyorum. Küt diye Paris tabii şeye veriyor, Afrodit'e veriyor elmayı. O yüzden Afrodit en güzel seçiliyor. Yani elma başımıza bayağı iş açmış yani. Sonra onu veriyor. O çok ilginçtir. Yani Afrodit alıyor. Gerçekten de işte o meşhur dediğimiz Troya savaşları oluyor. Hem en büyük savaş hem en hileli savaş bir zafer ve neticede Helena'nın aşkı hepsi var işin içerisinde. Elma çok başımıza iş açmış. İş yani. Açmış evet. Adem'in elması böyle o şey, sembol olmuş. Sembol olmuş. Yedi cüceler ve Pamuk Prenses'te de var değil mi bir elma? Cadının getirdiği. Evet. Bir de temelinde elması var. Elma, elma en kolay şeye dönüşen yani yiyecek yemek olarak yendiğinde en kolay fermente olup alkole dönüşen bir şeydir bu arada tabii. Eyvallah. Evet. Ben şey söylüyorum hocam. Şu yani cennetten kovulma öncesi mi veya cennetten yani o evrakın varakın örtünme hali mi? Elmayı yemeden önceki hal mi gerçeklikti? Sonraki hal mi gerçeklikti? Yani gerçek ve hayal diyor konuşuyoruz ya. Yani. Şimdi tabii şimdi kuantum dinamiği içerisinde ele aldığımız zaman kuantum evrende bütün subjektif deneyim kavramı var. Şimdi bir insan bilinçli gözlemci, bu bir insan bilinçli gözlemci, bilinçli olarak bir şey gözlemliyor. Gözlemlediği şey o anda salınım ve titreşim olarak o kişi de madde olarak algılıyor o anda. Eğer madde olarak gözlemlemiyorsa ki öldüğü zaman gözlemleme bitiyor. O zaman evrendeki herhangi bir salınım haline, bir frekans kodlanmış bir frekans haline evrendeki yerine geçiyor. Ama ondan önce evrendeki yazılı bilgi haline geçiyor. Ondan önce bilinç varsa o kişide ki temel bilinç çalışmalarında bu önerilmiş. Ancak evrendeki kuantum evrende varoluş böyle açıklanabiliyor tarzında. Kişi bizim top oynarken topa vurmamız, yani oyun oynarken oyundaki hareketlerimiz hepsi bilinç olmadan o anda madde ortadan kalkıyor. Madde dediğimiz, masaj dediğimiz şey aslında tamamen bizim algımız. Algımız bu olmadığı zaman algımız bittiği an madde de bitiyor. Bu ve hiç kişi farklı bir bilinç durumuna geçtiği için kişi artık o spektrumun dışında bir spektrum oluyor. Yani evren elektromanyetik spektrumlar var evrende. Ruhsal şu anda insan denilen bilinç farklı bir spektrum. Yani ışık farklı bir spektrum. Ruhsal gerçeklik farklı bir spektrum. Seyircilerimiz için spektrumu yani, açıklayalım. Yani spektrum işte bir dalga boyu. Mesela 7 renk bir spektrum bunun gibi. Yani sadece belli bir sesleri, belli bir ışığı, belli bir şeyi görüyor. Yelpazeyi ancak görebiliyorsun. Tabii bir yelpaze yani. O yelpazeyi görebiliyoruz. O algılamamız müsaade ediyorsa onu görebiliyoruz. Mesela şu anda burada binlerce salınım ve titreşim var. Hiçbirini algılamıyoruz. Sadece o
beş duyumuzun algıladığı şeyleri algılayabiliyoruz. Ama bir kartal geldiği zaman yerdeki bir fareyi görebiliyor dağın üzerinden. Onun gözü insandan daha keskin. Çünkü onun algılaması daha yüksek. Bunun gibi yani insan bu nedenle algılama... Bir köpek geldiği zaman işte bir yerdeki kokudan, bizim duymadığımız bir kokudan bir başka şeyi fark ediyor. Yani bizi biz yapan algılarımız. Algılarımız beyinde algılama organımız. Ve şu anda son bilgilerde de beş duyu değil artık. Beş duyunun ötesinde 33 tane duyu tanımlanıyor. Mesela bir tanesi manyetik duyu, kimyasal duyular var. Vücudumuzdaki kan şekerinin azalıp çoğaldığını beyindeki algılayan reseptörler var. Duyu alıyor, kan şekerin düştü diyor, düşmedi diyor. Uzayda şu konumdasın veya değilsin diyor. Bununla ilgili 33 kadar algıdan bahsediliyor. Ve bu algılar, mesela ayna nöronlar çalışıyor beyinde. Bu ayna nöronlar telsiz internet gibi çalışıyor. Ve güçlü duyguları algılıyor. Yani bir kimseye dikkatle baktığı zaman o kimsenin haberi olmasa bile başı ona dönüyor. Yani bu güçlü duygular algılıyor ve aynı anda... Ben bunu trafikte çok yaşıyorum. Yani. Yandaki adama bakıyorum, o da bana bakıyor. Yani. Bu zaten yani, bir şeydir. O anda ona bir sinyal gönderiyorsun. Yani bakmadan önce senin zihninin sinyali ona ulaşıyor. O iyi bir alıcıysa ve meşgul değilse tak diye yakalıyor. Ama çok meşgulse, çok başka bir şeyle ilgiliyse geç intikal ediyor. Arkadan birisine baktığınız zaman, bilhassa mesela enseden ve kulağın içinden dikkatle baktığınız zaman size bakmama ihtimali çok azdır. Çünkü sinyal gidiyor ve onu size baktırıyor. Ben bir şey daha merak ediyorum. Hadi soralım. Molaya gideceğiz. Soruyu sorduktan sonra gidelim. Tamam. Buyurun. Hazreti Adem'e kelimeler öğretilmeden önce mi Adem'di, öğretildikten sonra mı Adem oldu ve dişillik ve erilliği nasıl fark etti? Yani kelimeler öğretilmeden bunu bilebilir miyim? Yani bana göre dişillik ve erilliği o yasak meyveyi, yani afrodizyak etkisi olan meyveyi yedikten sonra fark etti. O bir şeyi harekete geçirdi. Yani bizimki bugün tartıştığımız gerçek ve hayat ya, gerçek ve hayal, rüya, gerçek. Ben ısrarla esasında gerçek, yani sabit bir gerçeklik olmadığını, Allah'tan başka da bir gerçeklik mevcut olmadığını, bu diğer bütün her şeyin tamamen sanal ve ancak sizin algınıza yönelik veya hazırlık durumunuza yönelik bir anlam ifade ettiğini veya kazandığına. Yani bunu, burada işte gerçeklik, evet. bir görünen gerçeklik var, bir de görünmeyen gerçeklik, evet. var. Biz görünen gerçekliği gerçeklik zannediyoruz. Görünmeyen gerçekliği yorumlarla anlamaya, varsayımlarla anlamaya çalışıyoruz. Evet. Bir şeyin gerçek olması için, o zaman bu soru önemli. Bir şeyin gerçek olması için ne gerekli sorusunu soralım, evet. bence. Yani ondan bir şeyi sonra, gerçek tamam. olarak evet. tanımlayabilmemiz için yani, bize gereken şey bu nedir? Gereken, bu gerçek mi? Bir karton. Bilmiyorum. Gerçek. Bu gerçek mi? Evet. Bu gerçek. Bu gerçek mi? Evet. Ben gerçek miyim? Evet. Peki. Görünmeyen aslında, gerçekler. Aslında görünmeyen gerçekler. Aslında hepiniz hayalsiniz. Evet. Ve çünkü yani bu an yaşanmış mı, yaşanmakta mıdır? Karıncaya göre gerçek farklı, file göre farklı. Evet. Yani bu durduğun, baktığın yere göre farklı gerçeklik. Yani, durduğun yere göre farklı. O zaman farklı. Hani zamanın izafiyeti, maddenin de izafiyeti var. Tabii, kesinlikle. Yani maddenin bizim madde dediğimiz şey aslında bir sonuç, sebep değil. Evet, bu masanın ağaçken, tabii. bu masa bir ağaçtı, dili olsa da konusunda ne hayalleri vardı tabii. mesela? Yani bir sonuçtur bu. Yani sonuçtur bakın bu. Kombinasyon, üçlü bir kombinasyon var. Ruh, beden ve eşya. Diyorum ki bu üçünün kombinasyonunda bir şey ortaya çıkıyor ama, bir netice ortaya çıkıyor ama bu neticeyi belirleyen zihnimizde daha önceden bize tanımlanmış olan kıyaslamalar yoluyla gerçekleşiyor. Mesela hatta Galileo'ya idama mahkum ediyorlar ya, doğayla ilgilenme diyorlar. Doğaya niye uğraşıyorsun? Tanrı yaratmış, sen ibadetine bak diyorlar. Evet. Onun üzerine diyor, Tanrı doğayı yarattıysa, ilgilenmemizi istiyorsa onunla ilgilenecek beyni niye yarattı? Beyin gibi bir organı diyor. Müthiş. Beyin gibi bir organı yarattığına göre ilgilenmem lazım diyor. Müthiş. Bunun üzerine kilise sinirleniyor. Yani sıkışıyor. Sıkışıyor. Yani beyin gibi bir organı yarattığına göre demek ki ilgilenmemizi istiyor diyor. Sorguluyor diyor. Yani insan bu nedenle anlamlılık arayışı var, evet. insanda. Diğer canlılardan farklı. Evet. Bence zihin yani, üstü geni de. Deniyor buna. Üst kognisyon geni, evet. deniyor. Zihin üstü geni. Diğer canlılarda bu yok. Neden, niçin sorusunu soruyor. Mesela bilim nasılla ilgileniyor? İşte din nedenle ilgileniyor. Neden sorusunu bilimin alanı değildir neden.
bilim nasıl yapılmış, nasıl yaratılmış, nasıl olmuş, neden var? Yani neden var sorusu din cevap veriyor bu konuda. Burada dinle ve bilimin sınırları ortaya çıkıyor. Evet. Yani bunu konuşulabilir. Konuşulabilir. Bir mola tüm hızıyla devam edecek akıllı oyunları. Sakın ama sakın bir yere ayrılmayın. Eşi dostu konuyu komşu akrabaları da haberdar edin. Evet, sıra dışı akıllı oyunları devam ediyor. Tüm sıra dışılığıyla. Şurada kalmıştık. Gerçek nedir? Şimdi önce bunun tanımını yapalım. Gerçek var nedir? Var mı tanımı? Şimdi gerçek nedir sorusuna mesela gerçeğe giden dört tane yol var. Biri pozitif bilim, deney ve gözlem. Rasyonel ikincisi. Birincisi pozitif bilim. Mesela kalem ateşe atarsan yanar gibi. Arsenik zehirler gibi. Bu pozitif bilim, deney ve gözlem. Bu pozitif gerçek. İkinci gerçek akıl yürütme yöntemlerinde bulunan gerçeklik var. Yani, aklını kullanıyorsun, ateşin dağın arkasında duman görüyorsun. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorsun. O halde orada ateş var diyorsun. Görmediğin halde inanıyorsun ateşe. Akıl yürütme yöntemleriyle. Üçüncü gerçekler rasyonel sezgi deniyor. Kişi bu böyle bir durumda, yani kişi mesela karpuzu alıyor eline. Yani bakıyorsun kelek mi değil mi diye. Şimdi karpuz, binlerce karpuz eline almış, ustalaşmış kişi bir dokunuşunca anlıyor. %99'u anlıyor. Ben anlarım. O gerçekliği buluyor. O sezgi, rasyonel gerçeklik. Yani yapa 5000 tane karpuzu elinden geçirerek onu artık farkında olmadan sezgiyle algılıyor onu. Bu rasyonel sezgi deniyor. Üçüncüsü de inanç gerçekliği. Yani üçüyle bu insan gerçekliğe ulaşamazsa yani inançlarıyla o gerçekliği bulmaya çalışıyor. Bu soyut kavramların gerçekliğidir bu inançla. Bunun hatta zeka tanımlamasını yapmaya çalışmışlar bununla ilgili. Zeka nedir diye sorarken Stanford isimli bir zeka testini ilk bulan adam zekayı bir türlü tarif edemiyor. En sonunda diyor ki benim testimin ölçtüğü şeydir diyor zeka için. yani ve gerçekte bunun gibi bir şey. O zaman soru şu. Algıladığımız şeydir. Darmadağın edeyim. Evet. Bu tanımı darmadağın edeyim. Diyor ki ayet yüksekçe bir bina yap. Yüksekçe bir bina yaptılar. Büyük bir ateş yaktılar. Ben mealen biraz söylüyorum. Büyük bir ateş yaktılar. İbrahim'i o ateşe attılar. Biz de ateşe serin ol dedik. Ateş İbrahim'i yakmadı. Yazdım. Pozitif. Akli yöntem, rasyonel sezgi. Hiçbirine ve inanç. Hiçbirine uymuyor. İnanca uyuyor. Ateş hangi inanca da uymuyor? Hangi inanca uyuyor? Soracaktım. Bu inançtan kasıt o mu? Tabii yani her birisi gerçekliğin bir mertebesidir. Evet. Öyle değil mi hocam? Tabii. Yani esasında mesela ateş hangi hallerde yakmaz? Sorusunun cevabı yok. Bulursan müthiş bir şey olur. Hayır. Yoktur yani. Onun kesin bir şu mertebede yakar, bu mertebede yakmaz diye bir şey yoktur. Yani bir Hint fakiri pekala aşırı sıcağın içerisinde konsantrasyon ile ne o sıcağı algılar ne de ateş onu yakar. Hipnozda yanmıyor. Hipnozda yanmaz. Hipnozda yanıyor yahut da. Evet. Mesela hipnozda derin hipnoza giren bir insana senin koluna kızgın demir dokunacağım evet. Diyor. Dokunacağım diyor. Dokunacağım diyor. Yanacak diyor. Fakat korkmayacaksın diyor. Acı hissedeceksin ama korkmayacaksın diyor. Parmağını dokunduruyor. Kişi acı hissediyor ama korkmuyor. Parmağını çekiyor bir müddet sonra su topluyor. Allah Allah. Yani evet. Vücut onu ateş diye algıladığı için, yandı diye algıladığı için oradaki damarları reaksiyon açıyor, veriyor. Su reaksiyonu veriyor ama cilt yanmıyor. Demir i̇şte bu aklın için. Bir oyunudur. Bu beyin onu, beynimiz yandı kabul ediyor. Programla, aklın oyunu evet. Evet aklın oyunu bu. Yani tam programımızı oyunu. Akıllı orada ve hipnozda akıldaki programı değiştiriyorsunuz hipnozda. Yani kişi kendi bilincini hipnotiste teslim ettiği için kendi bilinç yönetimini yani beynine program yüklüyor. Senin koluna ona inandırıyor yandı diye bilincin bilinçli farklı bilinç durumu oluşuyor ve vücut onu yeni duruma gerçek kabul ediyor. Ama orada bir şey var. O da şu. Beyin ateş ele değdiği vakit ne olacağını bildiği için evet. Orada su topluyor. Tam işte ben bunu söylüyorum. Tabii. Bakın sürekli bunu şimdi, buna vurgu yapmaya tespit. Çalışıyorum. Size tanımlanan şeyle evet. gerçeklik. Şimdi bir parantez açayım. Yoksa yok öyle bir şey. Evet. Şimdi diyelim ki adam hasta. Eli yara oldu. Şimdi eli yara olmuş Sedef paraza bir adama hipnoz ediyorsunuz.
ve diyorsunuz ki ben şimdi elimde müthiş bir ilaç var. Bu ilacı elinin üzerine süreceğim ve birkaç dakika sonra bu rahatsızlığın geçecek. Sürdür. Beyin bunun ilacını bilmiyor. Gerçek bir hipnozla geçer. Yok, o sihirler geçiyor biliyorsunuz. Sihirler geçer. Cildiyeciler... Bir şey söyleyeyim. Hani buradan şimdi yanlış anlayacak izleyicilerimiz ama Mehmet Ali Bey bilir. Ben sihirleri geçiririm yani. Sihirli olan gelsin bana. Tamam. Burada bir sürü arkadaş vardı. Gelsin bana. Ben 2-3 günde geçiririm yani. İlaç i̇şte ilaç yok. Senin yaptığın sadece şudur. Beyne orada öyle bir araz olduğu fikrini yok ettiriyorsun. O zaman kanseri tedavi ederiz. Edebilirsin. Edemez. Edebilirsin. Edebilirsin. Bakın hastalık yoktur. Hasta vardır. Yanlış mıyım hocam? Evet, doğru. Hastalık yok. Hastalık beynin kendisini öyle zannetmesidir. Siz beyne öyle olmadığınızı verdiğinizde, kabul ettirdiğinizde tak vücut kendisini düzeltir. Niye? Çok iyi hipnozcular var. Ben hipnoz edemiyorlar. Tuhaf bir şey. Yani ama. İşte iyi hipnoz lazım ama. Gerçek bir hipnoz lazım. Ne olur. Kalıcı olması lazım. Yani. Nefesi kuvvetli bakın, hipnoz lazım. Ben bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi hipnoz şeyin istidraç halidir. Kerametin veya efendim mucizenin istidraç halidir. Yani akılla yapılan halidir. Çünkü yani bir insanın egzersizle elde ettiği fevkalade sonuçlara biz şey diyoruz. İstidraç diyoruz. Ama Allah vergisi olan fevkalade hallere de keramet ve mucize diyoruz. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir şeye bir herhangi hastalığa elini sürdüğünde defaten geçmez miydi? Anlatılır. Bu bir Hazreti İsa'nın da var. Evet. Şimdi bu bir mucizedir. Amenna. Cenab-ı Hakk'ın o anda onun karşısındaki insanları ikna olmaları için ona halkettiği bir şeydir. Ama bu bir gerçekliği de gösteriyor. Mesela Andreas için anlatılır bu. İsa'nın havarilerinden biridir Andreas. Evet. Kıbrıslılar bilir mesela. Dipkarpaz'da evet. Apostolos Andreas manastırı vardır. Denizin hemen yanında bir çeşme var orada. Gidenler bilir. Özelliği şudur. Azizlikle şereflendirilmiş olan Andreas. Yani veli. Veli. Bir gemiye biner. Dini tebliğ için yola çıkar. Geminin kaptanı bir amadır. Ve yolun bir yerinde denizde, Akdeniz'de bir yerde gemide su biter. Bir sıkıntı yaşanır. Andreas der ki endişe etmeyin ben sizi bir karaya çıkaracağım ve suya kavuşturacağım. Çıktıkları kara Dipkarpaz'dır. Yani o Kıbrıs'ın bilmeyenler için söyleyeyim o sivri ucu. Orada sivri ucunun da kuzeye bakan tarafı. Kuzeye bakan tarafı. Orada şey bulurlar. Bir kaynak su bulurlar. Diyelim ki şurası deniz. Hemen 3 adım burada yani tatlı suyla tuzlu çok yakın. O yüzden biraz ilginçtir o. Yani ilginç bulundu o gün için. Oradaki sudan alır doldururlar matalarını vesaire su ihtiyaçlarını giderirler. Andreas gemi kaptanını çağırır. Suyu avuçlar. Yüzüne sürer. Ve şimdi gör der. Adam gözünü açar ve görmeye başlar. İşte o yüzden orada bir şey yapılır. Manastır yapılır. Ve o manastır o suyun da kutsal olduğu, işte şifalı olduğu falan söylenir. Böyle hikayeler vardır, evet. Şimdi bakın bunu ya bir mucize olarak görürsünüz. Ya asla bir daha olamayacak bir şey görürsünüz. Veyahut da yani imkanın bir imkanı. Yani imkanlılığın bir hali. İşte ne yaptı? Aldı. Oraya bir enerji yükledi. Görmeyen göz bir anda görür. Yani neticede görmenin maddi şekli nasıldır? Gözün aldığı ışıkları beyne ulaştırabilmesi kabiliyetidir. Retina düşer, retinadan beyne gider. Beyin bunu algılar ve netice alır. Görmeme hali ise gözünüzün içinden ışık girmemesidir. Yani bir perde vardır. Veyahut da bu mercek bozulmuştur. Yahut arkada retina yanmıştır. Yahut retinadan beyne bağlayan sinir sistemlerde bir sıkıntı vardır. Eğer bunda bir şey yoksa, yani bunların hiçbir, bu düzeneklerin herhangi bir yerinde bir sıkıntısı yoksa, bir insan yine de görmüyorsa o zaman merkezde algı problemi vardır. Yani beynin onu görme merkezinde bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla herhangi bir arazı, beyin mesela bazen, bu hocamın tam alanına giriyor, esasında bir arıza olmadığı halde beyin orada bir arıza var bilir. Ve dolayısıyla da oraya sinyal geldiği halde değerlendirmez.
Anlatabildim mi? Evet, Mevlana'nın fil tarifi var ya meşhur. Evet. Orada yani fili tutuyor körler. Yani sonra tarif et ne tuttun diye. Birisi işte sütun gibi diyor, birisi yaprak gibi diyor, birisi hortum uzun boru gibi diyor. Bu şey tarif ediyor. Hepsi aynı şeyi tutmuş. Hepsi doğru söylüyor. Fakat farklı yerlerden tuttukları için yani hepsi doğru söylüyor ama eksik söylüyor. Yani şimdi bizim de gerçek dediğimiz şey belki hepsi de söylenen şeylerin hepsi doğru ama eksik. Çünkü büyük fotoğrafı görmemiz lazım. Evrenin büyük fotoğrafını, sonsuzluğun sonunu görmemiz lazım. Evrenin başlangıcını görmemiz lazım. Bunu görmeden yapacağımız her türlü gerçeklik tarifi eksiktir. Tamam işte ben diyorum ki bu bir mertebedir. Yani gerçeklikten, gerçeklik içinde bir mertebedir. Yani sonsuzluğun gerçek sonu kendisi nedir? Değildir. Sonsuzluğu, sonsuzluğa açıklama getiremeyen hiçbir bilgi gerçeklikle ilgili doğru yorum yapamaz. Doğru yorum yapamaz dediniz. Ne zaman dediniz? 2 saniye önce dediniz. Evet. Gerçekti bu. Şu an yok bu. Evet. Şu an yok. Evet. O orada kaldı. Ama biz bunu kaydettik. Evet. Tamam. Kaydettik. Bugün seyretti birisi onu 500 yıl sonra seyretse o an o andır. O an o andır. Evet. Peki şu anda yoktur. 200 sene önce kayıt yoktu. Tamam. Ses kaydedilemiyordu, görüntü kaydedilemiyordu. Böyle bir şey söyledi mi? Yani 200 sene önce bugünü birisi anlatsa bunlar saçmalıyor derler bugünkü evet. Yaşananlar. Yani inanmaz, kimse inanmaz. 200 sene de 100 sene önce şu andaki yaşadığımız bu hatta anlatılıyor. Bir ilk defa köyünden çıkmamış birisi hacca gitmiş. Hacca gittikten sonra hangi kapıdan girse açılıyor. Oraya giriyor, ışıklar yanıyor. Ya bu, bekliyordum ama bu kadar da beklemiyordum ya demiş. Sensör var. Sensör var, şu var. Yani ama gitmiş, görmediği için öyle gitmiş öyle alıyor. Resulullah'ın huzuruna derler. Ya Resulallah, yani ümmetinin ne hale geldiğini bir bilsen. Hepsi evliya olmuşlar. Yaklaşıyorsun kapı açılıyor. Yaklaşıyorsun ışıklar açılıyor. Açılsam açılıyor. Sen bir göreceksin ümmetin ne hale gelmiş diye. Ben seni 98'di. Yanılmıyorsam 98'di. Kahramanmaraş'ın merkeze bağlı, merkeze 50 kilometre mesafede bak her şeyiyle aklımdadır. Yani hafızam iyidir Allah'a şükür. Maşallah. Maşallah. Çokran köyü var. Bu Çokran köyüne elektrik gitmemiş. Bir böyle zirveye yakın, sonra bir vadi olmuş. Bir yer böyle. Hem yüksek hem böyle vadi gibi bir yer. Yolu falan kötü. İşte yol yok. İşte 50 kilometreyi normalde bir vasıtayla ne kadar sürede gidersiniz? Yarım saatte gidersiniz. Biz orayı 4 saatte gittik. İşte bir yere kadar arabayla oradan katırlara bindik çıktık vesaire bir köye geldik. Selamünaleyküm, aleykümselam. Karşıladılar bizi. Keçi kestiler, pişirdiler, ettiler, bilmem ne yaptılar. Şimdi köyün yaşlı kadınına soruyorum mikrofon uzatıp. Çamaşır makinesi nedir biliyor musun? Bilmiyorum diyor. Görmedim hiç diyor ama kendi kendine yıkıyormuş bu diyor çamaşırı. Sene 98. Bir soru daha sordum. İşte bir sürü sorudan sonra dedim şu, televizyon yok, radyo yok, hiçbir şey yok yani yok. Dedim ki ya şu an başbakan kim? Evladım dedi onu biliyoruz artık dedi. O kadar da değil Demirel dedi. Halbuki Demirel falan değil. Daha kalmış Demirel de. Onun gerçekliği o. Yani şu anda başbakan Demirel, çamaşırı yıkayan, kendi kendini yıkayan bir şey var. Bu bizim algımızda çok basit bir şey. Şimdi bir molaya şimdi gideceğiz. Bir şey söyleyeyim molaya. Unutulmazdı. Mesela Hazreti Musa'nın elinde bir çubuk var. Asa. Bu yılan olabiliyor. Dokunduğu zaman denizi yarabiliyor. Yere çakıldığı zaman artezyen gibi su fışkırtabiliyor. Yani her şeyi yapabiliyor. Bu nasıl bir şey? Bu bir. İkincisi Hazreti Musa üşüyordu. Karısı dedi ki ya çok üşüyoruz biraz ateş yak. Ateş yakacak bir vasıta yoktu. Uzakta bir ışık gördü. Gitti ve bir ağaç yanıyordu. Ağaç yanıyordu ama ağaç yanmıyordu. Anlatabildim mi? Yani ağaç yanıyordu ama ağaç yanmıyordu. Sadece çatır çatır patır geliyor hani yapraklar yanıyor gibi gene ortada yanan bir şey yok. Ama bir müthiş ateş var ve orada alev çıkıyor. Ve onun içerisinde Cenab-ı Hak ona hitap etti. Yaklaş. Nasıl yaklaşacağım? Ateş yanıyor işte yani. Yaklaş ben eminim dedi. Yaklaştı. Ayakkabısını çıkardı. Tir tir titriyor. Yaklaştı. Ayakkabılarını çıkar sen mukaddes dua vadisindesin dedi. Bak şimdi her şey sanal. Ama Hazreti Musa için gerçekliğin ta kendisi.
Bunu yanaştı. Asanı at dedi. Asasını attı. Yılan olduğunu görünce, canlandığını görünce arkası taban vay kaçtı. Kaç mı dedi, ya sen niye kaçıyorsun dedi. Al onu dedi, kuyruğundan tut bakalım dedi. Korka korka kuyruğundan tuttu, tekrar asaya döndü. Sonra? Sonrası Muğla'dan sonra. Evet, gerçeklik. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Musa'nın asasını, evet. Hazreti Musa'nın asasını söylüyordunuz. Heyecanlı yerinde şimdi, mola verdik. Yani şimdi insan bilincinden bağımsız bir gerçeklik olur mu? Orada Hazreti Musa'nın tanımladığı, algıladığı şey ne kadar gerçekti? Yani sadece Musa'nın algısıydı. Allah ondan ibaret olamaz. Halbuki o ateş kendisini Allah olarak tanıttı ona. Ben Allah'ım dedi. Ateşten çıkan ses ben Allah'ım dedi. Yaklaş dedi, sen Tuva Vadisi'ndesin, ayakkabılarını çıkardı. Bunlar hepsi gerçeklik. Ama asıl gerçeklik, eğer o Musa'nın bilinci olmazsa orada görülenlerin hiçbirisinin bir manası yoktur. Benim bilincim varsa, yani benim bilincimin dışında bir gerçeklik yoktur. Ben bu da... Şimdi olayı şöyle, şimdi Kadir Kavran diye bir izleyicimiz, tabii dostumuz, ağabeyimiz, bir sorusu var. Bunda çok paralel gidiyor. Belki bu bağlamda sormadı onu ama beyin uzaktan bir takım dalgalarla etkilenebilir mi? Soru bu. Cevabı evet değil mi? Evet. Şimdi etkilendiği vakit gerçeklik kaybolur. Doğru mu? Zaman ve mekan gerçekliği kaybolur. Mesela. Hayır. Gerçeklik kaybettirilebilir diyelim. Tabii. Mesela işte bana bir elektromanyetik dalga gönderiyorsunuz. Ben Mehmet Ali Bey'e bakıyorum. Fakat o kodlama Mehmet Ali Bey'i faraza Başbakan Erdoğan olarak algılatıyor bana. O yapılamıyor şu anda ama burası neresi, ben neredeyim dedirtebiliyor. Heh, ya zaman da, ve mekan duygusunu kaybettiriyor. Mesela mekan duygusunu kaybettiriyor. Peki üzerine çıkılamaz mı? İşte o araştırma yapılıyor. Yani bu mekan, bu genel, ben şu anda Amerika'dayım. Askeri projeler bunlar. Tabii. Askeri projeler. Askeri evet. Projeler yani. Elektromanyetik dalgalarla insanların beynini etkileme ya projeler. Da benim burada ne işim var? Gizli projeler. Ben yıllar önce bir trafik kazası geçirdim. Basit bir kazaydı Allah'a şükür. Arabam bana çarptı, ben mi arabaya çarptım anlayamadım. Geçiyordum, o gaz yerine frene mi basmış? İşte böyle bir şey oldu, düştüm yere. Yüzümü vurdum. Elimde gazeteler vardı. İşte çalıştığım gazeteden çıkıyordum. Elimde gazeteler vardı. Yere saçıldı. Bir kaza geçirdiğimi farkındayım. Ayağa kalktım. Bir durdum. Ben neredeyim? Farkında değilim. Olduğum yerin farkında değilim. Yerdeki bu gazeteler ne? Bunu algılayamıyorum. Ondan sonra. Ama diyorum ki kendime, hafıza kaybı mı geçiriyorsun? Bir iki dua getiriyorum aklıma. Yok var, her şey var. İşte adım var, her şey var. Ama burası neresi? Benim burada ne işim var? Bu gazeteler niye yerde? Ne oldu? Bir anlık şey oluyor. Kayıp oluyor. Bu da bir darbeyle oluyor mesela. Yani beynim, bilinç, yani o anlık şey, bilinç iki türlü. Bir şuur anlamında bilinç var. Bir de yani farkındalık anlamında bilinç var. Hı hı. Bu farkındalık kaybolmuş sizin. Ha, farkındalık kaybolmuş. Kaybolmuş. Yani nerede olduğunu, ne zaman, mekan, yer, yönelim bozuluyor. Yani oryantasyon bozuluyor. Evet. Işte. Şimdi, farkındalığı yapan da bir program esasında. Eyvallah. Şimdi sizin açıklamanız üzerinden bir soru. Diyelim ki Hazreti Musa'nın arkasından birisi onu takip ediyordu. O bir ağacın önüne geldi. Ağaç yanıyor. İşte vadiye gir, ayakkabılarını çıkardı, asaya attı, yılan oldu, kuyruğundan tuttu vesaire. Onu izleyen adam bir yanan ağaç mı görüyordur? Yoksa normal bir ağaç mı görüyordur? Görmüyor olabilir. Değil mi? Gerçekten yanan bir ağaç görüyor olabilir. Ancak Musa'nın duymadığı sesleri, Musa'nın duyduğu sesleri duymadığı için onlara bir anlam veremeyebilir. Mesela bu ifade yanlış anlaşılmasın. Mesela tanrısal bir sinyal, beyne evet. Bir dalga. Evet. Ne gösterilmek isteniyorsa o... Fiziksel gerçeklik aynı. Ağaç orada yanmadan duruyor. Fakat
ona verilen sinyal onun yana gösteriyor. Öyledir. Tabii yani bir o anda yani bilgisayara bir şey vererek bir program yükleyerek oradaki o programı değiştirebiliyorsunuz. Yani bunun gibi yani yazılımı değiştiriyorsunuz geçici olarak. Sistem dosyalarla oynuyorsunuz. Bir şey yapabiliyorsunuz. Yani insanda uzaktan kumandayla da bunu yapabiliyorsunuz. Şu anda çok bu rahat. Artık bilimin menziline girmiş bir konu. Evet. Yani dijital formata çevrilen her bir bilgi insan beynine aktarılabiliyor mu? O araştırılıyor. Ve insan beynindeki her bilgiyi dijital formata çevirmeye çalışıyorlar. Bunu yaptıkları zaman beyinle... İkincisi bilgisi... daha kolay herhalde de iki biraz... Yani işte iki, bununla BCI denilen beyin kompütür arayüzü tarzında laboratuvarlar kuruyor ki biz de üniversite kuruyoruz şu anda. Çok zor bir şey değil tabii. Zor bir şey değil. Beynin ürettiği dalgaların dalga grupları var, boyları var, onun anlamları var. Onu bir kart okuyor, EEG kartı. Daha sonra onu dijital formata çeviriyor. Dijital formata çeviren her bir bilgi de başka tarafa aktarılabiliyor. Yani düşünceyi okuyor mu? Kişi mesela? Şu anda mesela biz nörofeedback diye bir tedavi var. Bilgisayarın karşısına geçiyor kişi. Düşünce gücüyle orada labirentlerde ilerliyor. Düşünce gücüyle güneş doğurtabiliyor. Düşünce gücüyle yağmur yağdırabiliyor. Düşünce gücüyle uçak uçurabiliyor. Yani bunu stres kontrolünde bunu öğretiyoruz. Düşünce gücüyle cildindeki ısıyı azaltıp çoğaltabiliyor. Kalp ritmini azaltıp çoğaltabiliyor kişiye. Bu beceriyi kazandırabiliyorsun bu teknik olarak. Yani beynin ürettiği mesela bu İbrahim Tatlıses için bir robot üretiliyor ya şimdi. O robotta yani elinin diyelim sağ parmağını oynat dediği zaman beynin ürettiği bir dijital bilgiler, dalgalar dijital formata çevriliyor. Bir arayüzle kola naklediliyor. Onu düşündüğü an parmak kalkıyor. Düşündüğü an. Kolumu kaldıracağım diye düşündüğü zaman kol kalkıyor düşünceyle. Kaslar çalışmıyor çünkü. Yani düşünceyle robot arasında bir özel bir program geliştirerek kişiye özel bunu üretiliyor. Bu zor bir şey değil şu anda. Yani bunlar yani insan beynini belki yakın zamanda mesela şu anda bir koku nakli yapılabiliyor bilgisayarla. Bir portakal kokusunu salınım ve titreşim haline getiriyorsun. Ama bu şaşırtıcı bir şey değil ki. Bu şaşırtıcı değil çünkü çok basit bir şey. Yani nedir? Şimdi ben size bir mesaj gönderiyorum. Eskiden yazılıydı. Sonra resimli mesajlar çıktı. Tabii. Teknoloji ilerledikçe bu değişti. Sonra kendi resmini gönderiyorsun vesaire. Şimdi beden 3 boyutlu gönderebileceksin. 3 boyutlu gönderebileceksin. Şimdi var ya deneysel olarak yapıyorum. Böyle şeyler var. Şimdi benim bilgisayarımda kartuşlar var. Portakal kokusu, nar kokusu, elma kokusu, kebap kokusu, ekmek kokusu bilmem ne kartuşlar var. Şimdi sizle yazışıyoruz. Siz diyorsunuz ki sana portakal gönderiyorum hadi. Benim bilgisayarım algılıyor. Pıst, portakal kokusu atıyor. Çünkü salınım ve titreşime dönüştürüyorsunuz. Salınım ve titreşime dönüştürüyorsunuz. Ama bu koku nakli olmuş olmuyor. Tabii kokunun sanal algı var. Sanal nakli. Sanal algı var. Algı. Sana kokunun şeyini naklediyorsun. Yani üç boyutlu, şimdi üç boyutlu birisi yani ileride üç boyutlu televizyonlar olduğu zaman o kişi bu masanın içerisine yürüyerek geçecek. Şimdi var ya duvarlar... Şunu hiçbir zaman bile... İşlediğim bir mevzu var. Dedim ki... Ona şununla ilgili bir cümle söyleyeyim. Beynin kandırılabilirliği yeryüzüne indirilmiş en güçlü manevralardır. Ben bunu çok basit anlatıyorum. Bu beynin kandırılabilirliği değil. Esasında yani normalde sabit bir gerçeklik yok. Siz beyninizi nasıl kullanırsanız o yani bir skala gibidir. Az önce hocamın anlattığı gibi. Yani insanlıktan ta uluhiyete varıncaya kadar veya bir parça diyelim. Bütün bu mertebelerde siz kendinizi hem temsil edebilirsiniz, hem algılatabilirsiniz, hem algılayabilirsiniz. İnsanın mesela artı sonsuzdan eksi sonsuza kadar kabiliyetleri ve süreçleri var. Yani meleğin altına, üstüne çıkabiliyorsunuz. Şeytanın altına düş, hayvanların altına düşebiliyorsunuz. Bunların her birisi birer mertebedir. Her bir mertebe bir gerçekliktir. Her bir mertebe bir gerçekliktir. O gerçekliklerin her birisi insanın algısıyla ilgilidir. Sen istersen kendini hayvanından aşağı düşürebilir, zihinsel mekanizmanı kullanmasın. Veyahut da az önce mesela platonik aşktan bahsettiniz. Aşkın bir kuvvet ile kendini yüzleştirirsin. Aşkın bir kuvvetle kendini özdeşleştirirsin, üste çıkarsın. Hatta o zaman öyle bir güç hissedersin kendisine ve o güç de sende açığa çıkar. Çıkabilir. Yani yeter ki senin
Mesela modelleme dediğimiz bugün hani insanın bir şeyle kendisini modellemesi. O modellediğin şey sende açığa çıkar. Hazreti Ali bir kapıyı tuttu, tek başına kopardı. Hayber kapısını kopardı. Bu insani beşerin pazularıyla tuttu, kaldırdı. Kalkan gibi kullandı ve onun altından oklara hedef olmadan Hayber içerisine girdiler. Sonra Hazreti Ali onu kaldıramadı. Şimdi o anda bir modelleme yaptı. Yani sen Allah'ın arslanısın dedi Peygamberimiz ona. Onda bir algı var etti. Sen bunu yapabilirsin. O da buna inandı ve o algı açığa çıktı. O gerçekten orada Allah'ın arslanı oldu. Ve olmayacak bir şeyi her şeyi olduran ile irtibatlandırdığı için kendisini var etti, ortaya çıkardı. Ve yapabildi. Sonra yapamadı. 18 kişinin ortasında arasında Hazreti Ali'nin de bulunduğu 18 kişi o kapıyı kaldıramadılar. Anlatabildim mi? Yani artı sonsuzdan eksi sonsuza kadar gerçeklik vardır. Gerçeklik mertebeleri vardır. Bu sizin algınıza bağlıdır. Kendinizi ne kadar yükseltebilir veyahut da kendinizi özdeşleştirdiğiniz değer ne kadar yüksekse ise sizin algı dünyanız da o kadar geniş ve şeydir, yüksektir. Diyelim şurada bir karpuz kestik. Hepimizin gözü bağlı. Bir arkadaş geldi, karpuz kesti. Bu nedir dendiğinde hepimiz karpuzun kokusunu bildiğimiz için bu karpuzdur diyeceğiz. Ben alamıyorsam kokuyu. Şimdi ona geleceğim. Burada diyelim ki papaya kestik. Siz yemediniz hayatınızda hiç. Ben dedim ki bu papaya. İşte hocam dedi ki papaya. Siz dediniz ki valla kavun olabilir. Niye? Benziyor az çok. Benziyor az çok mesela. Şimdi peki bizim karpuzdan aldığımız koku benim, sizin ve sizin aynı mıdır sorusunun cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz değil mi? Hayır, aynı değildir. Tabii. Yani o kişinin tabii ki bir... Yani o koku bizde beynimizde nasıl bir etki ve tat bırakıyor? Kültür, bir kültür tat, kodudur bu. Değişik yani. Tabii o öğrenmeyle ilgili. Evet, yani öğrenmeyle kişinin ilgili. Tamamen. O kavun olarak ne öğrendiğiyle ilgili. Yani o ortak bir öğrenme olduğu için ona kavun deniyor. Evet, ortak öğrenme. Ortak öğrenme. Eğer farklı bir tanımlanan kavunu kokusunun tadının farklı olduğu bir ortamda büyüseydi o kavun demeyecekti. Evet, ona kavun demeyecekti. Başka burada bir diyecek. Bunlar işte bunun için yani biyolojik bilgiyle kültürel bilgi birbiriyle birleşiyor böyle durumlarda. Yani kişinin gerçekliği, gerçeklik bu nedenle gerçekliği tanımlayacak konumda değiliz biz. Yani evreni bizim tanımlayacak konumda değiliz. Çünkü geçmiş ve geleceği evreni bütünsel olarak göremiyoruz. Geleceği göremiyoruz, geçmişi göremiyoruz. Sadece evrende bir dalga boyundaki bir algının farkındalığını taşıyoruz. Bu nedenle bizim bilgimiz yani bir karıncanın fili tarif etmesi gibi. Yani karınca fille ilgili ne kadar soru sorarsan sor bir karınca tarif edemez bir fili. Kendi dünyasının dışında görebildiği kadarını tarif edebilecek. Yani biz de şu anda ya bir karıncanın fili tanımlaması gibi evreni tanımlamaya çalışıyoruz. Hocam bunun ve şeyi var zaten. Akıl yürütmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi akıl yürütmeyle, sezgilerle tamamlamaya çalışıyoruz. Ve bunun için yani ve insanlık tarihinde de işte ontolojik sorgulama denilen teknik böyle olmuş. Biraz önce yani platonik aşk derken hocam biz arada konuşmuştuk. Aslında izleyicilerimiz onu söyleyemedik. Onu hatırlatabilirim. Burada Eflatun da buna çok kafa yormuş. Yani nedir? Yani insanın yani insanın amacı nedir? Hedefi nedir? Ne için var insan sorusuna soru? Gerçek nedir? Sorusunu sorarken idea kavramının ortaya çıkmış. İdea, insanın ideası vardır. Bu bir güzellik içinde yaşıyoruz biz. Bu güzellik soyut, görünmeyen, bilinmeyen, yani platonik bir güzellik var. Ona ulaşmak için bu güzellikler bizim için sadece bir geçici bir yansımadır bunlar. İllüzyondur tarzında. Geçici bir durumdayız. Asıl gideceğimiz yer soyut güzelliktir, büyük güzelliktir diye yani o hayali bir gerçekliği tanımlamış. Hayali gerçeklik. Onun için Platon denilmiş ve hayali aşkla da platonik aşk denilmiş. Yani olmayan değil aslında o. Hayali bir gerçeklik var orada. Yani şimdi aşık olanlar da aslında aşık oldukları kişi gerçek kişiler değil ki. Yani onlarla yani bir söz vardır. Aşkın gözü kördür kaynananlar olmasaydı diye. Yani
gerçeklerle karşılaştırıyor kaynanalar, aşk bitiyor. Aşk bitiyor. Niye? Çünkü gerçeklik, hayali bir gerçeklikteyken birden gerçek gerçekliğe geliyor kişi. Yani onun için burada gerçeklik, aşkın gerçekliğiyle gerçek gerçeklik aynı değil. O, ama o kişi ona sorsanız o ciddi gerçek, inanmıştı yani. Yani o anda bir sevgilisini hep onu düşünüyor. Aklı onun, o anda onun aklından o geçiyor. Yani başka, onun hayatında başka bir şey yok. 60 dakikanın 59 dakikası onu düşünüyor. Tek gerçeklik o. Peki hayaller gerçekleşebilir. Bu sorudaki kelimeler düz söylendiğinde anlaşılmayabilir. Yanlış anlaşılabilir. Bu adam ne diyor denebilir. O yüzden çok dikkatli soracağım bu soruyu. Hayaller gerçekleşebilir. Ben bu kalemi şuraya atmayı hayal edebilirim. Atmadan önce. Gerçekleşti hayal. Peki hayaller gerçek olabilir mi? İşte bak, The Secret var ya kitap. Dünyayı kasıp kavurdu. Evet, sır. Yani insanları, birçok insanın ruh sağlığını bozdu. Yani perişan etti. Perişan etti. Yani bu, yani düşündüğün şeye inanın, o gerçekleşir diyor. Hı hı. Zengin olacağım diye inanın, gerçekleşir diyor. Yani insanlar böyle realist olmayan hedefler koyuyor. Yani idealler oluşturuyor. Gerçekçi olmayan beklentilere sokuyor. Bunun yalnız bir her saçma şeyin içerisinde mutlaka, bir hakikat evet. tanesi vardır. Bunun içerisindeki hakikat taneciği de şu. Kendini gerçekleştiren kehanet var, psikoloji yasası. Kendini gerçekleştiren kehanet de şöyle. Bir insan, mesela gelin kaynana arasında olur. Bir insan, bu evlenmiş gelmiş bir kimse, kaynana der ki el bebek gül bebek yetiştirdiğim çocuğu elimden alacak bir genç kadın geldi deyip ona karşı bir ön yargıyla yaklaşır. Bakar. Yani bakar. Stereotipik düşünce deniyor. Daha sonra kız da şöyle söyler, benim kocamı arasını bozacak, kocamı elimden alacak kadın der kayınvalidesi. Buna inanırsa, bu ön kabul olarak buna inanırsa, bu kişi buna inandığı için beden dili buna uygun davranır. Olaylar aslında bununla ilgili bağlantılar kurar, anlam bağları kurar ve algılamalarını, algı körlüğü oluşur, başka şey göremez. Kayınvalidesi o gün bir şeye morali bozulmuştur, ha bak ben haklıyım, bak bu bana yüz kötülüğüm istiyor der, yüz asık der. Gelin o anda şeydir, selam vermemiştir, ha bak kayın der ki bu hain kız, görüyor musun, bak bana kötülük yapacak der. Ondan sonra onun her hareketinde anlam çıkarır ve kavga başlar. O kavga çıktığı zaman, ah bak haklıyım de bana ses çıkar diye sesini yükseltti, ben haklıymışım der. Kendini gerçekleştiren kehanet de ortaya çıkar. Bu aslında tamamen yine bizim yorumlarımızla, ön yargılarımızla ilgili. Yani bu ve hasta eden, buna işte kognitif çarpıklık deniyor. Düşünce hatalarımız bunlar. Bu düşünce hatalarını düzelttiğimiz zaman o çatışmalı iletişimi düzeltiyoruz. Tedavilerde bunu yapıyoruz. Hı hı. Yani aslında yani birçok yani insanın hayatında bizim iletişim sorunu dediğimiz sorun çözme stilinin yanlış olması, yani çatışmalı iletişimin olması, insanların kavgalarının, yani anlaşmazlık çözümü öğretiliyor mesela teknik olarak. Anlaşmazlık çözümünde öğretilen en önemli şey empatidir. Karşı tarafın bakışıyla kendi bakışın arasında eşit bakışı sağlayabilmek, göremediklerini görmeyi sağlayabilmek. Bunu empatik algılamayı yaptığınız an anlaşmazlık çözümünü sağlıyorsunuz. Bunu hatta İsrail Savaşı'nda Enver Sedat şöyle söylüyor Amerikalılara, bizim İsrail aramızdaki sorunlar %70-80'i psikolojik diyor. Şimdi bugün bir yerde bir adam, beyefendi, yok beyefendi de demedi, bir bakar mısınız dedi. Elinde eski püskü bir defter, içinde bir numara yazıyor, bir numaralar yazıyor, bir de yanında bir şey var. Hatırlamıyorum, bir şey var ama böyle bir madde gibi bir şey var. Peşmir'de bir adam dedi ki, ya şu numarayı arayabilir miyiz dedi bana. Dedim ki kusura bakmayın, arayamayız dedi. Niye ya dedi. Arayamayız dedim, ben yönümü değiştirdim. Şimdi adama şunu izah edemem. Ya yaptığım iş gereği bir. İkincisi, senin kimi arayacağını bilmiyorum. Bana bir güven vermedin. Yani bir suç için kullanabilirsin telefonunu. Yani o an arayacağın kişiyi, söyleyeceğin şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Yani bizim gibi insanların buna dikkat etmesi lazım. Yani belki karşıma çıkmadı, çıkarıldı. Ya bu paranoyak bir mevzu değil de, paranoya değil de sadece tedbir alman gerekiyor. Şimdi
adam söyleniyor bilmem ne vesaire, buna mecburmuşum gibi, ama adamın baktığı pencere muhtemelen şu: ya bu insanlık ölmüş be kardeşim penceresinden bakıyordur belki. Nedir yani, şurada iki liran gitmeyecek, bir işim var falan diye bakıyordur ama bunu izah edemiyor. O benim ona telefonu vermemi, ondan araması benim bir mecburiyetimmişim gibi bakıyor. Ben nasıl bakıyorum olaya? Diyorum ki ya şimdi gideyim şu adama diyeyim ki kardeşim al şu parayı, git telefon et, kontrol al kendine, ne yapacaksan yap ama bundan arayamazsın diye falan. Bu bir hikaye yani. Dolayısıyla empati dediğiniz için bunu söyledim. Mesela empatik algılama da vardır. Mesela empatik bir insan sadece empati duygusal olarak olmuyor. Mesela yol tarif ederken empatik kimseyle empatik olmayan tarif etmesi farklıdır. Evet. Empatik olan tarif ederken sağa git derken tabii karşı tarafın sağını söyler. Empatik olmayan sağa git derken kendi sağını söyler. Yani bu şey empatik algılamayla ilgili. Yani insan bu başkasının en acısı en hafif, ağrısı en hafif olan hastalık hangisidir, ağrı hangisidir diye soruyorlar. Başkasının çektiği ağrı denir. En hafif ağrı odur, başkasının çektiği ağrı. Onun dışında her ağrı acıtır bir şey. Başkasının. Çünkü mesela empati bu nedenle, mesela otistik çocuklarda empati yoktur. Annesi karşı tarafı algılayamaz. Sadece kendi yiyeceğini düşünür. Hatta normal çocuklarda bir yaşındaki bir çocuk bir oynarken birisi ağladığı zaman diğer çocuk da başlar ağlamaya. Evet. Çünkü kendi ağrı, kendi acısıyla onun acısının ayrımını öğrenememiştir daha. O ağladığı zaman kendi de beyni, benim canım da acıdı diye zanneder. Acıdı. Büyüdükçe onun acısı da kendi acısının ayrı ayrı olduğunu öğrenmeye başlar ve bireyselleşme böyle oluşur. Yani otistiklerde bu olamadığı için birisi ağlasa o da kendine gelmiş gibi algılar, kendine yapılmış gibi algılar. Yani bu nedenle insan beynimiz empatiyi öğreniyor. Hatta kızlarda erkeklerde farklıdır empati. Biz kız çocuklarla erkek çocuklar oynarken deney yapılmış, araştırma. Çocuklar oynuyor, birisi yaralanıyor, erkek çocuklar oynamaya devam ediyor, kız çocuklar gidiyor yardım ediyor ona. Yani kız çocuklarda annelik duygusunun bir gereği olduğu için, yani korkuya karşı daha dirençli olmaları lazım, yardım, şefkatli olmaları lazım. Bu özellikler nedeniyle genetik olarak anneler empatik olarak erkeklerden bir önde algılanmışlar. Erkekler de daha ben merkezcidirler. Mesela bir erkek karısına hediye alırken, erkeklerin çoğu yapılan gözlemde kendi işine yarayacak. Bir çikolata alıyor, oturuyor, yiyor mesela. Bu erkek beyni böyle şey çalışıyor, ben merkezi çalışıyor. Kadınlar öyle yapmıyor. Kadınlar kocasının işine yarayacak hediye alıyorlar daha çok. Bu şey, empatik algılama kadın erkek arasında da fark var. Bu ama erkek empatik olmayı öğrenmesi için daha çok çabalayacak. Kadın daha kolay öğreniyor empatik olmayı. Hatta bu kadınların ezilmesine de sebep oluyor bu. Yani erkeklerin bencilliği, aman yuvayı dişi kuş yapar diye hep kadın verici oluyor. Bir müddet sonra erkeğe evde bir saltanat hazırlıyor. Çocuklar gittikten sonra da hadi biraz bencilliği giren diyor. O birdenbire inmiyor saltanatta. Salon erkeği. Evet. Tamam, televizyonun karşısında elde kumanda ondan sonra. Ya bir çay olsa içerdik, şu olsa yerdik, bu olsa iyi olurdu. Dur iki dakika şuna bakayım. Yani o hanımını da kumanda gibi görüyor yani. Tabii. Aynı şey. Televizyonu sek ve idare ediyorsa o da mutfaktaki işlerini gördürmek üzere kumanda aynen öyle. Kullanıyor yani. Bu bir tabii işte dediğim gibi algı, real, hayat, gerçek. Evet, evet. Kadın erkek gerçekliği. Evet. Peki soru şu: ruh hastalanır mı? Evet ya da hayır olarak bir cevap alayım hocam. Ruhtan ne anladığınızla ilgili bu. Şimdi şu: akıl hastalanırsa farkındalık olmayacağı için kişinin kendi kendisini onarması mümkün değildir diye düşünüyorum. Doğru mudur? Yani akıl hastalandığı zaman kişi kendi zaten akıl hastalandığı zaman kişi hasta olduğunu bilmez. Bilmez. Farkında olmadığı için. Ama aklın bütün sistemi bozulmaz ki. Yani mesela diyelim ki zaman sayacı var. Bak şimdi bak. Tedavi edecek mekanizma akıl sağlığı bozulunca olmuyor. Hayır, şimdi bakın işte aklın tamamı, aklın bütün sistemler bütünü. Biliyorum programlar ve sistemler bütünüdür. Tamamı bozulmuyor. Aklın mesela zaman sayacı veya zaman farkındalığı sayacı bozulduğunda bozulmuştur. Çünkü en azından siz zaman konusunda veya mekan sayacı, yön sayacı bunların her birisi ayrı ayrı programlardır. Aklın tamamının bozulması gerekmiyor. Sizin o yönünüz bozulur. Mesela otistik dedi az önce hocam. O taraf bozulmuştur. Beynin o tarafı ama başka bir yerde vücut tamir eden kısmı berdevamdır. Vazifesini yapmaya devam eder. Benim soracağım soru şu. Akıl ve ruh aynı mıdır?
O hiç farklı yani anlam olarak tamam. Tamamen farklı. Ruh hastalanırsa, ruh hastalanır mı? İşte ruh, yani ruhtan eğer dini anlamdaki ruhsa hastalanmaz. Değil. Ama bizim yani şu anda ruh dediğimiz kişilik anlamında bir ruhsa, yani kişinin beyninin anlam boyutuysa kişinin, bu hastalanır, bozulabilir. Yani şuna benziyor. Bunu tedavi etmek daha mı kolay? Tabii. Yani ruhu tedavi etmek daha kolay. Ruhun aslında hastalanan, yani ruhu değil, ruhun ifade alanı hastalanıyor. Ruhun evet. Madde ile mana arasında bağlan kulunda ifade alanı. Yani ruh şimdi bir gerçeklik, ruhsal bir gerçeklik var. Bu beyinde bir bilgi olarak, yazılım olarak var. Bilgisayardaki yazılım gibi. Bilgisayardaki devreler sağlam. Beyindeki elektronik devreler sağlamsa ruh kendini sağlıklı ifade ediyor. Ama oradaki elektronik devreler, kimyasal ateşleme oradaki bozuksa ruh kendini çarpık ifade ediyor. Yani bu şey gibi, çok iyi bir sanatkar olabilirsiniz ama kullandığınız müzik aleti arızalıysa istediğiniz kadar iyi sanatkar olun, o şey, sesi çalamazsınız. Peki bunun semptomları yani bir şey nedir? Yani nasıl algılarız? Ben cesur söyleyebilirim. Hocam tabii alandan geldiği için tamam. Çok tedbirli söylüyor. Hocam ruh, bilimsel çerçeve üzerinde. Ruh hasta üzerine. Olmaz. Yani dini manadaki ruh. Fakat ruhun kendisini yani eşyayı algılaması için kullandığı aparatlardaki arızalar ruhun hastalığı gibi dışarıya yansır. Yani çünkü aparatları kullanıyor. Ruhun, bedenin, aklın, zihnin imkanlarını kullanarak kendisini açığa vuruyor. Muhatap olan, mesul olan, kendisini burada tekamül ettirerek Cenab-ı Hakk'ın sanatını anlamakla mükellef olan ruhun kendisidir. Yani şizofren ruh hastalığı değil, sosyal evet, beyin hastalığı. Beyin hastalığı. Ha. Sosyal beyin. Beynin sosyal evet. Fonksiyonunu yapamamasının evet. Hastalığıdır. Eyvallah. Mesela mide hastalığı, midemizin, bağırsaklarımızın, kalbimizin, beyinde biyokimyasal bir karşılığı var. Hı hı. Şimdi gidiyorsun, dahiliyecilere gidiliyor, filmler, hiçbir şey çıkmıyor. Sonuca dahiliyeci diyor ki sen psikiyatriye git diyor. Bu aslında o zaman ben deli değilim diyor, itiraz ediyor. Aslında orada organlar sağlam. Gitse 10 defa tahlil olsa sağlam. Şey organların beyinde temsil edildiği alan bozulmuş. Yani orada beyinde çünkü her organın çocukluktan beri gelen... Bir saniye. Toplumsal bir eleştirimiz var. Gittik doktora baktı bulamadı. Bunlar bulamayınca psikolojik diye bir şeyin içinden çıkıyorlar. Dedi. Değil işte. Ha? Değil o. Yanlış. Beyindeki yüklenen somatik marker hipotezi deniyor evet. Buna şu anda bak. Somatik marker yani her organımızın beyinde bir belirteci var. İşareti var. Yani beynimiz mesela bir tehlike anında beynimiz otonomik hiperaktivite dediğimiz bir adrenalin deşarjı yapıyor. O adrenalin deşarjı sonucu damar direnci artıyor, tansiyon yükseliyor. Omuz, beyin, sırt kasları kasılıyor. Savaş pozisyonuna geçiyoruz. Yani bütün enerji kaynakları harekete geçiyor. Kolesterol, yağ asidi yükseliyor. Çünkü savaş var, enerji lazım. Ve göz bebekleri büyüyor, tehlikeye odaklanıyor. Dikkat artıyor, zeka açılıyor. Müthiş bir uyanıklık oluyor. Bu ilk anda tehlikeye karşı savaş veya kaç tehlikesi. Şimdi beyin bu anda... Beyin bunu kimyasal mesajlarla yapıyor. Önceden bu bilinmiyordu. Yani bu bilinmiyordu. O beyinle organlar arasında bir yol bulunamadığı için otonom sinir sistemi otonom demişlerdi. Özerk sinir sistemi. Özerk değilse otonom sinir sistemi. Beynimiz kimyasal mesajlarla organlarımızı yönetiyor. Mesela dalak duygu organımız değil mi? Yani dalaktaki damarlar kasılarak kanı mesela koşarken dalak küçülüyor. Vücuttaki kan ihtiyacını, yedek kan ihtiyacını hemen 5 litrelik kanı 7 litreye 8 litreye çıkarıyor vücuttaki. O yüzden ağrıyor mesela. Ağlıyor koşarken ağrıyor. Çünkü o dalağa beyin diyor ki sana kan lazım diye koş diyor. Yani bunu beynimize ya mesela Ramazan'da oruç tutuyoruz. İnsan normalde yani ilk birkaç gün geçtikten sonra hiç açlık hissetmiyorsun evet. Alışınca. Niye diyorsun ki ben akşam saat iftar vakti yiyeceğim diyorsun. Evet. Onun dışında hiçbir şekilde yemeyeceğim dediğin için beyni onu yazdığın için beyin artık asit de salgılamamaya başlıyor mide. Hatta geçenlerde Cemil Çiçek'le bir mecliste bir şey sohbetimiz oldu. Bir şey orada bir konferans dolayısıyla hasta ben bir randevu yok hasta değil. Bir randevuya geç kalıyorum diye ayrılmak istedim. Yok dedi. Bizim millette dedi randevuya tek dikkat ettikleri şey dedi randevuya
iftar vaktidir dedi. Onun dışında hiç kimse randevuya dikkat etmez. Biz telefon ederiz, biraz geç git dedi böyle. Yani yani çok neye dikkat ediyorsan beyin ona göre çalışmaya başlıyor. Doğru. Evet. Ben mutsuzum dedim. Geçen bir arkadaşa gittim. Şimdi insanlarda tabii normalde bu beynin dışında, beyin organları falan dışında bir de bezler var. Bu bezler de az önce söylediği gibi mesela bez salgılandığı takdirde beyinde bir takım aktivasyonlar falan oluşuyor. Dedim ki insanda mutluluğu yapan veya mutlu olmasını sağlayan hangi gendir? Dedi ki şu gendir. Dedim istirham ediyorum o genin yapısına bak. Ve baktık gen aktif değil. Yani daha doğrusu o kromozom pardon. O kromozomda problem var. Şimdi bu bir yazılım. O kromozomda bir problem meydana geldiği zaman ruh bu bina içinde, bu oda içinde yaşamaktan kendini mutlu hissetmiyor. Şimdi şöyle düşünün, biz burada oturuyoruz. Burası karanlık, pis kokular, sesler, dehşet şeyler olsa ne kadar dayanabiliriz? Çok hadi, az. Hadi çıkalım şimdi, buradan deriz. Evet, hadi çıkalım buradan deriz. Ruhumuz bu bedeni kullanıyor. Ben böyle hani hocam bunu bilgisi, bilimsel açıdan anlatıyorum. Ben çok avam lisanıyla anlatayım. Ruhumuz kendisini gerçekleştirmekle görevlenmiş olan ruhumuz bu bedeni kullanıyor. Bu beden imkanlarla donatılmıştır. Fakat bu imkanlar sadece bedenin kendi içindeki donanımlar değildir. Dışarıdan ve sonradan yüklenmiş programlar da var ki o donanımları kullansın. He. Şimdi öyle bir yere getirdiniz ki soru şu. Evet. Mutlu olan ruh mudur, beden midir? Tabii. Mutlu olan, bak mutlu olan... Bak. Bu sorunun cevabını vereceğim. Olan, Amerikalılara göre bedendir. Şimdi bakın mutlu göre. Olan ruhtur ama bedenin imkanlarıyla. Doğu felsefesine göre beden değildir. Beden. Evet. Şimdi bana kalırsa da mutlu olan ruhtur. Yani bu ama benim bedenin görüşüm. İmkanlarıyla. Ama şimdi bir saniye. Vücut endorfin salgıladığı vakit, evet. Mutlu olduğu vakit vücudun endorfini ruha nasıl gidiyor sorusunun cevabını... Moladan sonra mutluluk ayrı, i̇şte dediğim bu. Huzur ayrı. Ya huzur ayrıdır tabii. Lazım. Mutluluk ayrı, huzur ayrıdır. Tamam, bununla da konuşalım. Mutmainlik daha ayrıdır yani. Tamam. Molanın ardından. Yeniden birlikteyiz. Şimdi mutluluk ve ruh ilişkisi. Ruh huzur bulur, mutlu olmaz mı diyoruz? Tabii. Yani mutluluk şimdi kişiye bir uyuşturucu madde verdiğinde o anda mutlu oluyor. Yani mutlu. Bir dakika. Ne mutlu oluyor? Mutlu. Şimdi bak söyleyeyim. Acıdı. Elim acıdı. Elim acıdı. Elim mutlu olmadı. Tamam. Ben acımadım. Şimdi bakın. Hocam ruhum çok acımadı. Çok ilginç bir noktaya. Elim acıdı. Etti. Tamam mı bak? Ne mutlu oluyor? Mutlu olmak şudur. Zihin mi mutlu oluyor? Beyin mi mutlu oluyor? Ruh mu mutlu oluyor? Ne mutlu oluyor? Benim kanaatim şu. Ben söyleyeyim baştan. Şimdi ruhun yani acıyı hissetmemize, ağrıyı hissetmemize vesile olan ondaki duyarlılıktır. Yani ruhtaki duyarlılıktır. Bedenimiz bir mekanizmalar ve aparatlar bütünüdür. Ruhu içinden çıkardığınız zaman istersen bıçakla. Herhangi bir acısı şeyi yoktur. Acaba? Evet. Yani duymaz çünkü. Ancak ruh içine girdiği zaman ister siz bunu bedeni yani bedenin bir imkanı olarak düşünün. Ben onu... Bak şimdi... bir dakika bir şey tamamlayayım. İster siz bedenin bir imkanı olarak düşünün ruhu, istersen ona bizim inandığımız gibi ikinci bir yani farklı bir şey olarak içine girip bunun imkanlarının algılanmasına vesile olan bir sır olarak düşünün. Şimdi iki tür şey vardır. İkisinin tam mutabakatına huzur diyoruz. Fakat birisinin hislerinin iptal edilmesiyle içeridekinin kendisini rahat hissetmesi mutluluktur. Yani huzur ile mutluluk arasında çok ciddi ince bir fark var. Şimdi bedenin bir takım etkilerle kendi acılarını hissetmemesi halinde mutluluktur. Ama tam bir uyum halinde bedenin ve ruhun tam bir uyum içerisinde olmaları huzurdur. Ben öyle algılıyorum. Bilmiyorum yanlış mı? Farklı bir yorum. Tamam. Şunu söyleyeyim. Şimdi elimi vurdum. Evet. Elim acıdı. Bunun tarifi bu. Elim acıdı. Başım ağrıyor. Kolum kaşınıyor. Şimdi beyin navigasyon görevi görüyor. Acıyı hisseden el değil beyin. Beyin diyor ki acıyan yerin, acımaya sebep olan yerin burası. Yani beyin de değil acıyı hisseden. Hayır. Aktarıcıdır. Sıkıntı burada diyor. Refleks geliştirmeyi sağlıyor. Tamam. Refleks geliştirmeyi sağlıyor. Burası acı hissetmemeli. Hissetmez.
Yanlış mı düşünüyorum? Tabii. Şimdi bak, psikolojide mutluluk önceden bir hastalığın olmaması olarak kabul ediliyordu. Depresyonun, acının, üzüntünün, hüzünün, kederin olmaması olarak kabul ediliyordu. Ama mutluluk bilimi diye bir bilim oluştu şimdi. Kongrelere yapılıyor. Hatta bugün ilginç bir rastlantı oldu. Bu konunun bugün gündeme geleceği belli değildi. Pozitif psikoloji diye bizde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nün katıldığı Muammer Bey'in bir panel vardı. O panelde de bu tartışıldı, mutluluk bilimi. Bu mutluluk şu anda eksiği sıfıra getirmek değil, sıfırı artıya yükseltmek. Yani insanın mutlu olmasını öğrenmesi insanın gerekiyor. Buna otantik mutluluk deniyor. Yani kişi halis, saf mutluluk. Kişiye mutluluğu öğrenmek için kişinin yatırım yapması lazım. Mutluluğu öğrenmek için beceri geliştirmesi lazım kişinin. Klasik böyle şimdi bir uyuşturucu alıp o anda mutlu hissetmek, ağrısız, sancısız, mutlu bir hissetmek, kişi o anda mutlu. Mutlu hissettiğin zaman soruyorlar insana, ne hissediyorsun diyor. Bazıları uçma hissi hissediyorum diyor. Bazıları hiçbir sorunum diyor. Olmadığını hissediyorum diyor. Bazen dünyada hani o zirve yaptığımı hissediyorum. Kuş gibi hafifim diyor. Böyle herkesin bir tanımlaması var mutlu olduğunu hissettiği zaman. Ama bir müddet sonra gidiyor. O mutluluğun gitmesi, o zevkin gitmesi bile o kişiyi mutsuz ediyor. Bu sefer o hani uyuşturucuda hiçbir zaman ilk baştaki doruk doyuma ulaşamıyor iş kişi. Hani uyuşturucu kullananların çoğu o ilk onu yakalamak için, o kadar müthiş bir duygu ki, öyle bir has ki o. Onu yakalamak için alıyorlar mı hiçbir zaman da o seviyeye ulaşamıyor. O yüzden doz artıyor herhalde. O yüzden doz artıyor. Mutluluk bu nedenle bir somut mutluluk var, bir de soyut mutluluk var. Somut mutluluk kişinin o anda zevk almasıdır. Soyut mutluluk da iki özellik var. Bu iki özellik, birisi sürdürülebilir olması, diğeri kaybetme korkusunun olmamasıdır bu mutluluk. Hı hı. Ve buna da toplam mutluluk deniyor. Yani bir fabrikada şu anda kaliteli mal ürettiğin zaman toplam kalite olmuyor. Kaliteli 5 sene sonra da aynı kaliteli üretebiliyor musun? 5 sene önce de onu ürettin mi? Toplam kalite var. Sürdürülebilir kalite önemli. İnsan da asıl mutluluk bu. Neden? Bir insan ben şu anda toplam mutluyum. Kalite değil, sürdürülebilir kalite. Sürdürülebilir kalite. Toplam en sonuçta bir bakıma toplam oluyor. Hayatının sonuna geldiği zaman bir insan mutlu hissettiği günler çoğunluktaysa o insan mutludur. Mutlu hissetmediği günler çoğunlukta değilse o insan mutsuzdur. Ha, mutsuz hayat geçirdim diyor. Yani, i̇şte bu yaşıma kadar mutsuz bir hayat geçirdim. Mutsuz hayat geçirdi. Yani bir kimse ve bu da bir insan zindanda mutlu olabilir. Öbür insan saraylarda mutsuz olabilir. Evet. Yani mutluluğu dış mutlu nedene, olan nedir? Bak bu mutluluğu dış nedene bağlıyor Batı felsefesi. Şunun olsun mutlusun, bunun olsun mutlusun diye. Tabii kapitalizm de değil. Şu anda yeni mutluluk anlayışındaki nöro felsefe anlayışında, bu nöropsikoloji anlayışında bir insan beynini kendi mutlu etmeyi başardığı zaman, bu beyin temelli mutluluk işte, bunu başardığı zaman kişi istersen zindanda olsa o kişi mutlu olmayı kendine başartabiliyor. Bu öğrenilen bir şeydir bu. Buna bilgi değil, bilgelik gerekiyor bunun için. Şükür en büyük mutluluktur mesela. Şimdi bak şu var. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor. Hocam anlattığı şey mesela bu sürdürülebilirliğin bir şartı var. Allah'ın zikriyle diyor. Tabii biz bu Allah'ın zikrini Allah Allah demeyi kastetmiyorum ben. Yani anladım. O da var işin içinde ama yani Allah'ı anmaktan murat, Allah'ın zikrinden murat Allah'ı anmak değil. Şimdi mesela Eyüp peygamber mutluydu. Şimdi bakın eşyanın toplamında var olan hazları, şunları, bunları hepsini topladığın takdirde Allah'ın zikri, mesela çevrenin güzelliği, imkanın güzellikleri, şu güzellikler, bu güzellikler senin tanımlamalar, yani iyi diye tanımladığın şeylerdir. Bunları sen kendine tekrar ederek bu mutluluğu oluşturabilirsin ve o tekrarı çoğaltarak sürdürebilirsin. Yani insan zihni, insan mutluluğu üretilebilen bir şeydir ve bu üretilebilen şey tekrar ederek çoğaltılabilen ve daimi kılınabilen bir şeydir. Yani bu ela bi zikrillahi tatmainnul kulub budur. Yani Allah'ın zikriyle insanın mutluluğu sürdürebilir olması. Bu nedir? Allah'ın zikri. Kur'an diyebilirsin. Allah'ı anmak diyebilirsin. Ve Allah'ın kainatta yaymış olduğu yaratma kudretindeki güzellikleri görüp onları içsellemek de zikirdir. Yani bir çiçeğin sana sunulmuş olması veya işte çok güzel bir harika bir su içmen veya bir yerde keyifli bir saat geçirmen, bütün bunlar Allah'ın zikri içine girer. Bunları yakalayıp aldığında ve kullandığında ve sürdürebilir kıldığında Allah'ın zikriyle kalbini mutmain edebilirsin. O zaman
mutsuz olduğunu aldığını aslında kendini öğreterek mutlu öğrenebilirsin. Ben bu Allah'ın zikriyle kalbin mutmainliği böyle anlıyorum. Eşyanın içerisinde, kainatta, çevrede var olan güzellikleri görebilmeye, ona odaklanma. Yoksa sen kendini bırakırsın, ben mutsuzum. Sen girmeden önce bir kelime söyledim. Şom tutma. Ne? Şum tutma. Şum tutma. Şum tutma nedir? Sizde de var mı? Yok. Anadolu'da bir tabir. Evet. Şum. Çağırma. Şum tutma. Yani kötü fikri yani çağırma. Şu adamın nazarı değiyor. Evet. İşte şuradan yani gidersen şom ağızlı derler. Şom ağızlı. Başka. Ben kuru fasulye yersem midemde şey yapıyor, gaz yapıyor. Tabii. İşte ben şu ekmeği demesen yapmaz. Demesen evet, yapmaz. Kesinlikle. Şu adamın nazarı işte, algıdır işte. Evet. Algıdır. İşte ben de diyorum ki ela bizikillahi tatma ünlü kulub demek. Cenab-ı Hak diyor ki eşyanın içerisinde dağıtılmış güzellikleri topla. Sürekli onlara bak. Bediüzzaman'ın şu iman nazar dedi. Hani bir pencere hikayesi getirir. Pencerenin etrafında pislik vardır. Ve sen bir gül bahçesine bakıyorsun. Gül bahçesi o pislikle ilintili değildir. Ama çerçeve baktığın çerçevede pislik var. Siz zihninizi o pisliğe takarsanız gülü göremezsiniz. Veya gülü pislikle birlikte görürsünüz. Halbuki onu görüp de direkt şeye odaklansanız, güle odaklansanız o zaman o pisliği görmezsiniz. Her daim en zor şartların içinde bile kendinizi mutlu edebileceğiniz bir imkan vardır. Ona odaklanın diyor. Dolayısıyla ben ona odaklandığım zaman mutluluğu sürdürebilir hale getiririm. Yoksa seyyar bir ortamda bulunur. Her an güzellik de bozulur, huzur da bozulur, şey de bozulur. Şimdi benim bu ruh, mutluluk sorularını gündeme getirmemin sebebi varmak istediğim nokta şu. Tabii ruha bilimsel bakış ve dinsel bakış var. Yani bilimsel baktığın zaman başka bir şey çıkıyor. Dinsel baktığın zaman başka bir şey çıkıyor. Ruhun ilaçla tedavisi. Ruh ilaçla nasıl buluşur? Şimdi elimiz kurudu, çatladı. Krem aldık. Kremi elimize sürdüğümüz zaman cildimiz kremle buluştu ve bu gerçekleşti. Ruhumuzda bir maraz oluştuğu zaman ilaç aldığımız vakit bu ilaç ruha nasıl gidecek? Evet. Gitmiyor. Bu ilaç ruha değil gitmiyorsa hocam, akıl hastası. Yani ruha gitmiyor. Bu ilaç ruha gitmiyorsa akıl hastası bu adam. Ruh hastası değil. Yani buradaki ruh tabii yani şu andaki yani ruh beden ilişkisinde ki ruhtan ne anladığımız evet. iyi bilmemiz gerekiyor. Bu önemli işte. Ruh ve beden arasındaki ilişki şöyle bir şeydir. Şimdi bu kitap var. Kitabın içerisinde küçük harfler var. Yazılmış mürekkep var, kağıt kaliteli, mürekkep kaliteli, işte şunlar kullanmış, bundan kullanmış. Bu şeyin kitabın fizik madde kısmı. Hı hı. Bir de bu kitabın harflerinin ne yazdığı anlamı vardır. Bu mana kısmı o da mana vardır. Kısmı. O da mana. İşte ruh budur, manadır. Ya bunun manasıdır. Bunun manasını ancak şey bozabilir. Manayla ilgili bir durumlar bozabilir. Kağıtla oynadığın zaman manayı değiştiremezsin. Sadece geçici olarak o silinebilir. Ama başka bir suretinden dolayı tekrar onu bulup çıkarabilirsin. Ama manayı değiştirir, yazılı kayıtları değiştirip değiştirememek ayrı bir şey. Manayı değişip değişmemesi ayrı bir şey. Yani bu nedenle ruh da bizim bedenimizin anlamıdır. Anlamıdır. Bu anlam bir bilgidir. Bu bilgidir. Bu hasta olmuyor. Anlam hasta olmuyor. Sadece o anlamın beynimizdeki, vücudumuzdaki ifade alanları hasta oluyor. Evet, ve burada bir ilaç bozulan o ifade alanı. Bir kimse halüsinasyonlarla geliyor. Bana üç harfliler geldi. Beni takip ediyorlar. Beni öldürecekler. Şuradaki adam benim aleyhimde konuşuyor. Benim bana gülüyor diye geliyor. Panik içerisinde yatırıyoruz biz onu. İlaç veriyoruz. Elektriksel tedaviler yapıyoruz. Bir müddet sonra ya ben ne saçmalamışım? Nereden çıktı bu ya? Mehdi de geliyor size. Diyor. Tabii her gün. Şu anda 2-3 tane var. Var değil mi? Yani bu şey yapıyor, bu kişiyi tedaviyle düzeltiyorsun. Peki burada düzelen ruh değil işte. Ruhun beyindeki temsil edildiği alanın yani, düzeltilmesi. Sinirsel tamam. Devrelerin bozulması, network bozuluyor, asal yapı bozuluyor. O asal yapıyı biz tedavi ediyoruz. Burada yani ruh hekimi denilen şeyler aslında Türkçedeki bir anlam kaymasıyla ilgili. Yani Arapçada psikoloji denince ilmi nefsiye diye geçiyor. Yani
bu tercüme edilirken, psikiyatri tercüme edilirken ruh hekimliği diye tercüme edilmiş. Yani bu aslında şeydeki mental hospital denir mesela Amerika'da, İngilizce olarak. Hı-hı. Mental hospital yani akıl evet, hastanesi akıl olarak kabul edilir. Türkiye'de akliyedi zaten. Asabiye ve akliyeydi orijinali. Evet. Akliyeyi ruh diye çevirmişler, ruhiyatçı diye. Şey değil, yani burada yani beynimizin akılla ilgili sistemlerinin bozulmasıdır. Bravo. Beyinde. Akliye aslında kullandığı zaman hani mesele akliye kliniği dediğimiz takdirde mesele tam çözülüyor. Tam anlaşılıyor. Ama siz ruh hastalığı dediğiniz zaman zannediyoruz ki kanun bozuldu. Yani, yer çekimi kanunu bozulmuyor. Bilgisayarın evet. Monitörü bozuldu. Veri göremiyoruz. Evet. Veriler duruyor. İşlem devam ediyor. Veriler duruyor. Hatta geri planda işlem de devam ediyor. İşlem de devam ediyor. Ama veri alışı yok. Veri alışı yok. İşte görmüyor. Yani orada görmüyor. Bilgisayardaki, yani şimdi bilgisayarda çalışırken yani bizim bilgimiz dışında onlarca dosya çalışıyor. Tabii. Sistem dosyası. Arka planda arka bir sürü planda, bir şeyler oluyor. Rakamlar çalışıyor. Geliyor gidiyor. Aynı insan beyni de bu şekilde çalışıyor. Biz farkında midir, değiliz tabii. Yani ön working memory deniyor. Beynin ön bölgesinde işleyen bellek vardır. Hı-hı. İşleyen bellek o anda bunu beş duyuyla giriyorsun. Hemen hızlı hızlı kararlar veriyorsun. Bu işleyen bellek. Bu kısa bellek de deniyor buna. Dikkat, yani dikkat yapan, yürütücü işlevler yapan bellek. Bir de orta ve kısa vadeli bellek var burada. Bunlar da kişinin planlama. Eski bilgilerle yeni bilgiler arasında bağlantılar kuruyor o anda. Duygusal bilgilerle, düşünce bilgileriyle, yani sosyal bilgilerle ilgili bağlantılar kuruyor. Bir kısım bilgiyi kaydediyor, bir kısım bilgiyi muhafaza ediyor, etmiyor. Rüya gördüğümüz dediğimizde aslında kişinin o gün beyne yazılan bilgilerin bir yani önemli bilgilerin ön bellekte, önemsiz bilgilerin uzak belleğe gönderilme işlemi. O anda beyinde uzaklık yakınlık kavramı beyinde maddesel yakınlık gibi değil. Oradaki yakınlık farklı bir yakınlık. Ateşle barut beyinde komşudur. Yani, korkuyla nefret beyinde komşudur. Onun için rüyalarda sembol dili kullanılır. Bizim bugün şu anda siz kelime dilini kullanıyoruz biz ama rüya sembol dilini kullanıyor. Rüyayı çözmek için sembol, o kişideki sembolik değerle karşılıklarını bilirseniz o kişinin rüyasını yorumlayabilirsiniz. Bu önemli bir şey. Sembol dilidir bu. Mehmet Ali Bey'in bununla ilgili işte dünkü sembollere verilen manalarla bugün yeni oluşan sembollerin farklılığından bahsediyor. Mesela adamın elinde bir rüya tabiri kitabı var, 1986'da yazılmış. O rüya tabirinde ben bugün af buyurun merkep gördüm, bu ne anlama geliyor diye bakıyor. Halbuki merkebin bugünkü karşılığı başka bir şey. Tabii, rüyaya inanmak fala inanmak gibidir. Yani inandığınız şey sizin, yani mesela bak falcılar her zaman kendisine gelenlerden daha zekidirler. Evet. Falcılar çok zekidir bu yapanlar. Gelen insana bakar, bunun da kocasıyla problemi vardır. Bunun diye patronuyla problemi vardır. Bir sezgisel olarak onun problemini anlar. Ondan sonra ya senin şöyle mi var? Birkaç soru sorar ve adam benim içimi okudu der. Ondan sonra al gerçekten sen çözmüş bunu der. Gerçekten. Suyun içerisinden bir şey çıkarır. Al de bunu suya at de. Dönüp bakarsan de bu tutmaz de. Bakmazsan orada kalır ve büyü bozulur der. Kişi de dönüp bakmaz, ona büyü bozuldu der, inanır. Ondan sonra o diyor ben falcının dediği çıktı der. Aslında beyninde bitiriyor işi. Beyninde bitiriyor. Süremiz bitti. Çok ne da çabuk zorladık. Ne çabuk bitti. Çok güzel. Mehmet Ali Bey de aynı şeyi düşünüyordur. Ne çabuk bitti. Ben aynı şeyi düşünüyorum. Müthiş keyif alıyorum. Türkiye'de bir benzeri yok bu programın. Ne olur her hafta Cuma günü bizimle birlikte olun. Akıl oyunlarına iştirak edin. Daha konuşamadığımız ruh var, rüya var, daha giremediğimiz, henüz alfabeyi oluşturuyoruz. Birkaç haftada önümüzdeki bu şekilde. Dönemlerde konuşacağız. Tabii, önümüzdeki dönemlerde konuşacağız. Henüz alfabeyi oluşturuyoruz. Geçen hafta da öyleydi, bu hafta da öyle. Birkaç hafta bu alfabeyi oluşturacağız. Bir temel atacağız. Sonra bu temel üzerinde öyle şeyler konuşacağız ki bekleyin ve görün. Herkese iyi geceler, hoşçakalın.